Bunlarımızı sessiz alalım. Teşekkür ediyoruz. Zaten burada gerek yok, almaya çekmiyor. Hocam bazen beni olmuyor, bir de çalıyor. Bas istasyonu. Kesinlikle çekmemiş. Söyle. Sayın Başkanım, çok değerli hazırım. Kıymetli hemşehrilerimiz, derneğimizin Cuma konferanslarının bu akşamki konuğu Sayın Profesör Doktor Ahmet Baranki hocamızın kısa biyografisini sunmak istiyorum. Ahmet Baranki 1956 yılında İnebolu'da doğdu. Liseyi İstanbul'da bitirdi. İlk önce tütün eksperleri yüksek okulunu bitirip 1976 yılında stajını tamamlayarak devlet görevine başladı. Sırasıyla 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde master'ını, 1990 yılında aynı bölümün Sosyal Siyaset Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri alanında doktorasını tamamladı. 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki alanda mahalli idareler, sosyal güvenlik sistemleri ve tarım alanında doktora üstü bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulundu. 1993 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Azerbaycan Devleti'nin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti adına görev yaptığı ilgili birimin baş uzmanı olarak araştırmalar yapmak ve üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti adına Azerbaycan Birleşmiş Milletler Teşkilatı UNDP, UNV birimlerinin kalkınma programları çerçevesinde devlet ve özel üniversitelerinin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçişleriyle ilgili Principles Marketing, International Economic Organization, International Marketing, İslam Ekonomi Relation ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında üniversite lecturer unvanıyla spesyalist olarak diplomatik statüde görev yapan yazar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde danışmanlık yapmış olup bu çalışmalarını Türkiye-Azerbaycan Harici İktisadi Alakaları Ecevit Mukaveleleri adlı kitaplarıyla yayınlamıştır. Ve BİMİTE'nin UNESCO ve Avrupa Birliği nezdinde kurularak faaliyet gösteren IPA International Personal Akademi'de görev yapan yazar, yaptığı bu ilmi çalışmalar, hazırlanan ders programları ve bunların uygulanması, yayınlanan kitaplar ile ilmi şura kararıyla üniversite lecturer göreviyle ekonomi alanında profesör unvanı alarak ateste edilen tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. 1998 yılında Azerbaycan'da yılın en başarılı yabancı bilim adamı seçilmiştir. Kafkasya ve Azerbaycan'da kaldığı bu sürede yazar, Sovyetler Birliği'nin çağdaş dünyaca bilinmeyen yönleriyle ilgili stratejik ve kozmik araştırma merkezlerinde eğitimde bulunarak Exrasens ve Biyoenerjist unvanını almıştır. Pek çok bilimsel araştırmanın öncülüğünü yapan ve Rusya, Avusturya, Azerbaycan, Türkiye'nin bilim adamlarından oluşan 1990 yılında kurulan Bilim ve Buluş Adamları Derneği'nin genel sekreterliğini de yürüten yazar, halen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Avrupa Birliği stratejilerinin hazırlanmasıyla ilgili olarak Hollanda, Amsterdam'da Türkiye-Hollanda Vakfı'nı ve bu kitabın konularının bilimsel olarak alıştırmalarının yapıldığı The Institute for Cross-Cultural Health adlı enstitüsünün başkanlığını yürütmektedir. 1969 yılından beri sporla yakından ilgilenen yazar, kara kemer, judo, tekvando, shiatsu hocası olarak halen Güreş İktisat Kulübü'nde Türk sporuna hizmet vermektedir. Dünyada ve Türkiye'de sosyal ve stratejik pek çok vakıf, dernek, düşünce kulüpleri gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren yazar, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce, Arapça, Rusça, Azeri Türkçesi, Osmanlıca bilmektedir. Sunumu yapmak üzere hocamızı kürsüye davet ediyorum.
gitmesine lazım olur. Yok ben yani oturacak. Yok yer var şu an. Evet, değerli başkan, değerli hocalarım, değerli misafirler. Kırıklar Derneği'nin bu nazik davetine icabeten hem başkanım hem yönetim adına ve buraya gelen siz değerli misafirlerim adına ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, hakikaten çok yoğun bir ilmi çalışmalarımız var. Ben 33 yıl devlet görevinden sonra kısa bir biyografimizi arkadaşlar okudular. Biraz 7-8 yıl önce emekli olduk 33 yıldan sonra. Daha çok çalışmaya başladık emekli olduktan sonra. Bir bilim adamı olarak ilmin zekatını vermek için noter tasdikli demeyeyim ama 1700 üzerinde konferans verdim. Bunun 800'e yakını yurt dışındadır. Amerika'dan Rusya'ya, en uzak doğudan, en güneyine, Mekke, Medine'den tutun da Cidde'sinden, Ukrayna'sından, işte Oslo Akademisi'nden tutun da Strasbourg'daki. Yani dünyanın her yerinde mübalağa etmiyorum. Sadece bir Türk kardeşinizin, biraz da has bir Kırımlı demeyeceğim, Türk. Ben Kırım Türk'ü diye ayırmak istemiyorum. Anadolu Türk'ü, Azeri Türk'ü, Kırım Türk'ü. Ona da geleceğim biraz sonra. Bir kardeşiniz olarak aramızda da böyle insanlar olduğunu bilip övünebilmemiz için. Çünkü bu ülkede adınız Hans olmadıkça, Johnny olmadıkça, Ivan olmadıkça veya X bir yerlerin üyesi olmadıkça diyorlar ki işte yok. Ama var. Bunu bilin. Biz bunları yaptık. Ben Hollanda'nın kurtuluş gününde 50 bin kişiye konferans verdim. Yine Strasbourg'da 5 bin kişi. Lyon'da salon olmadığı için 5 bin kişi. İki defa size bugün özetini sunacağım. Gıda terörünü, gıda güvenliğini anlattım. Çünkü sağlık herkes için çok önemli. Bugün de size inşallah 12. sağlık alanındaki kitaplarımdan birisi, 12. kitabım olan Alkali Yaşam, Suyla Gelen Hayat, daha belki de bir haftalık bir kitap. Bunun hakkında da zaten hayatın özü de burada. Bedenin hastalanmasının sebebi asitik ortamdır. Bunu alkali yaparsanız hiçbir hastalık söz konusu değildir. Tabii ben 1000 kişi, 5000 kişi alıştığım için bugün biraz burada çok nezih, narin bir toplum var. Arkadaşlarımızla beraber olmakta güzel bir şey. Çok kaba bir şey ama şunun için söylüyorum. Ben burslarla okudum. Eşim de ben de. Doktoramıza kadar işte Türk Petrol Vakfı'ndan veya ilgili vakıflardan burslar alarak okudum. Allah rahmet eylesin. Aydın Bolak çok büyük bir insandı. Velimizdi. Bizi ömrü boyunca okuttu. Biz de unutmadık bunu. Bir gün dedik nasip olursa biz de bu aldıklarımızı iade edelim. Bugün en az 100 kişiyi okuyan, ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeye çalışıyoruz. Bunu niye söyledim? Hem bilginiz olsun, Kırımlı bir Türk demeyeyim, Türk olarak. Hani olabilir ya başkan, hani böyle olursa haberimiz olsun yani. Onu da söyleyeyim. Sizin bize söylemeniz lazım ama biz size söylüyoruz varsa değerlendirelim diye. Bunu niye söyledim? Biz konferanslarımızda önce 40 yaşındayken başladım. Dedim bir balta hesap olamazsam Maranki, İnebolu ki hep Türk, Kırım Türk'üdür. Şimdi bugün biraz yukarıda itilaf yaptık. Eksik var kitaplarda. Tamamlayacağız. Türk'tür yani. İşte sadece Kırım demeyin siz buna. Bu da bir yanlış anladı. Potüsya, Soçi'ye kadar, Navroski'ye kadar, Dağıstan'ın belli bölümleri hep Türk'tür buralar. Nedense bu Kırım Türk'ü diye hemen böyle bir ayrım var. Bunu tabii birileri ayırmış, birileri çalmış, biz oynuyoruz. Bunun da altını çiziyorum başkan burada. Yani bu böyledir.
aynı lehçe, aynı dil, aynı kültür, aynı yemek, aynı oyun, aynı atlarla olan insanları niye ayırıyoruz biz? Dağıstan'la Kırım'ı acaba? Şimdi başkanıma anlattım yemeğine kadar. Ben oraları Birleşmiş Milletler'de 13 sene UNDP kalkınma programlarını yürüten çok büyük imkanlarla bölgede onlar için terör östüren ama halkımız için, milletimiz için de bir kurtarıcı gibi oraları gören birisiyim. Hiç kimse buraları bu şekilde görmemiştir. Bir de bir aylık gezilerle değil başkanım bunlar, 3 gündür de değil, 13 yıl gece gündüz silahlarla savaş içinde. O Çeçenistan olsun, diğer işte eskiden haritalara baktığınızda 1800'de haritalara, 1700'lere bakın, bir Türkistan vardır, bir de Çerkezistan vardır bu tarafta. Bunların da hepsi sürdürülme. Başka bir şey yoktu. Ben Dağıstan'a gittim. Dağıstan'da 72 tane eyalet var, küçük yaklaşık. SSR'i vaktini söylüyorum. Buradan bir ders vermek istiyorum bizim Necip milletimize. Gittik, görevliyiz. Tabii köprüler yıkılmış, tam savaş sırası, Rus-Çeçen savaşı şeyleri, sıraları. Diplomatist tabii ki, dokunulmazlığımız var ama hikaye tabii, sivil gidiyoruz. At sırtında gittik Dükö'ye, kümbetler var, İslam 8. yüzyılda gelmiş oralara. Dediler bu köy çok komünist bir köydü, Türk köyü tabii yani. Şimdi bize göre Türk köyü. Gittik Türkçe konuşuyorlar, konuşanlar var ama böyle... Yani Acarya'nın lehçesini konuşuyor. Yani Ahıska lehçesi ki bana göre temiz bir Anadolu Türkçesidir yani. Ve ben her gittiğim yerde bütün korumalarımı, şoförlerimi, her şeyimi o bölgede Ahıskalılardan seçmişimdir. Çok güvenlidirler, temizdirler, vefalıdırlar. Türk olduğu için seçtim tabii ki. Yanında yine bunlar var tabii Rusça bildikleri için. İşte diyor ki bu kim diyorlar? Türk. Düşman diyor bu diyor. Bunu söyleyen Türk yani orada. Neyse konuşuyoruz. Kapıda hala Stalin resimleri var. Rusya yıkılmış ama bu ara. Bir sene geçmiş. Daha köylerin haberi yok. Böyle bir geri dönem. Bu söylediğimde 93 yılından bahsediyorum. Rusya Perestroika yeni bitmiş falan. Yani daha yeni yeni yıkıldı, yıkılıyor. Bu aralarda. Biz yıkılmadan dedik gidelim. Bir görelim oraları diye. Tabi devlet görevlisi olarak oradayız. İkinci görevimizde. Dediler Türkler bizim büyük düşmanımız. İşte böyle böyle neyse dinliyoruz sağlık falan. Konuştuk değiliz bak bu Stalin bunlar komünist işte böyle yaptı vurdu yıktı. Yok diyor yok hayır öyle bir bilinçli yıkama var ki. Uzatmayalım. Neyse sonunda anlaştık olabilir biraz yardım yaptık bunlara. Yardım yapınca iş düzeldi. Komünizm böyle bozmuş ki parayı verdi mi hemen Türklüğü falan, Müslümanlığı Bismillah, Selamu Aleyküm hemen başladı o zaman para. Rus böyle satın almış. Yani. Bir insan aç kalınca yapmaması lazım ama hani Suriyelilerin, Iraklıların hepsi şeyi bırakıp gidiyor. Hanımıyla, çocuğuyla hepsi geliyor, kaçıyor bilmem nereye. Niye Türkmenler kaçmıyor? Analarını, karısını, kızını sınıra bıraktı. Hepsi geri dönüyorlar oradan. Türkmen Dağı'nı korumak için. Bu Türk'ün çok önemli bir şey. Tamam İslam ama İslam'ı anlayan için bu önemli. Dikkat edin şu inceliği bakın. 3 gündür mücahitler arabalarıyla şeyleri getiriyorlar. Annelerini, yaşlıları, kadınları Türkiye sınırına bırakıyorlar. Geri dönüyorlar hepsi. Evet doğru. Diğerleri ne yapıyor? Vatanı, milleti, bayrağı, vatan esastır. Vatan çok önemli. Benim hocam vardı, Kastamonu'da Mehmet Feyzi Efendi. Çok mübarek bir zattır. Çok mübarek bir zattır. Rahmetli Arkastan Tümdeş. Kendisini ziyarete giderdi 80'li yıllarda. Ya dedim, efendim kime gidiyorsunuz siz? Burada derdi birisi vardı. Vatan, Türk, İslam sentezini anlatırdı. Vatanı olmayan nasıl ibadet edecek? Çok önemli bunlar. Şimdi bunlar unutulmuş. Yani at izi it izine karışmış. Böyle gidiyor bir takım şeyler. Can alıcı noktaya geliyorum.
bunlar bilinmiyor maalesef oraları yaşayan, aslında bir gün de başkan, bu Kafkasya'yı anlatayım ben size de, bir gün bir Kafkasya'yı anlatayım da, böyle bir aylık, bir günlük gezilerle, turlarla gidenlerden Kafkasya'yı dinlemeyin. Bunlar eksik. Biz gelenleri biz karşıladık. 5 yıldızlı otelde, özel arabalarla, ana caddelerde dolaşıp, kongrelere katılıp, sonra döndüğünde bana Kırım'ı anlatıyor. Bana Azerbaycan'ı anlatıyor. Bana Dağıstan'ı anlatıyor. Eksik bunlar. Eksik. Benim asistanlarıma dedim ki, ben Türk Dünyası Vakfı'nda Turan Yazgan doktora hocamdı, Ömer Aksu, Nevzat Yalçın, Tasavvaf'ın zahir. Türkiye'nin duayen hocalarıdır. Hepsi birer Türkçüdür ve hakiki İslam insanlarıdır. Hepiniz bilirsiniz. Biz yaşadık bunları. O köye gittiğimde anlaştık. Şimdi dedi nereye gidiyorsunuz? Mihmandar diyor ki bunların büyük dedeleri birdi diyor. Şimdi burası diyelim ki Şişli'ye gittik biz. Şişli'de bunu dediler böyle böyle anlaştık neyse. Türküz tamam. Müslümanız tamam. Şimdi dedik ki Bakırköy'e gideceğiz biz. Vay dedi vatan hainleri dedi. Onlara nasıl gidersiniz siz dedi. Ya dedim niye? Onlar bizim en büyük düşmanımız dedi. Mihmandar diyor ki bunların büyük dedeleri bu konuşanın diyor büyük dedesiyle diyor oradakinin dedesi kardeşti diyor. Ama Rus bunu öyle asimile etmiş ki inanmış. Demiş ki Bakırköy'dekine Çekmece'ye gidiyoruz dedik. Sakın dedi onlar en büyük vatan haini. Halbuki hepsi Türk, hepsi Müslüman. 72 tane isim vermişler bunlara. Onlar da inanmış. Şimdi benim hanım Çerkez, Çeçen bir tarafı. Kızı almaya gideceğiz. Türklere kız vermeyiz. Ya dedim bedbaht adamlar ya. Siz kimsiniz? Aydan mı indiniz siz ya? Türklere kız vermeyiz. Ha Çerkez yani bu. Haritayı getirdim onlara. Bak dedim Türkistan, Çerkezistan dedim. Baban nereden gelmiş dedem? Tabii bunlar hep ideoloji bunlar. İzimler bunlar. Biz Orta Asya'dan gelen işte bozoklar, uçaklar, dört boydan biz mesela Kastamonu'da Kastamonu'ya gideniniz var mı? Tosyalısın. Kastamonu'ya Ertuğrul dizisini izliyorsunuz şimdi. Geldiklerinde inmişler aşağıya Erzincan, Erzurum o Tosya yolundan Söğüt'e, Domaniç'e doğru iniyorlar. Bir kısmı Türkmenlerin Çankırı'ya çıkıyor, Yarenler oluyor, bir kısmı Kastamonu. Bizim köylerimizin hepsi kayıdır. Zaten kayı yazar. Hepsi Oğuz'dur, hepsi kayıdır. Ama ne zaman? Selçuklu'dan çok önce. Yani bizim 1000 yılda Kastamonu'ya gidin. Şeyh Şabanveli Hazreti Pir'e giderken Alparslan Camii vardı. Evet. 1070'ti. Daha Alparslan yeni girmiş Malazgirt'e. Tabi o da yanmış. Alparslan 1070'te falan değil, 1026'larda bizim Ahmet Kala, bizimden tabii 10 yaş gençtir, onun çalışmaları var. Geçen ofisteydi profesör, İstanbul Araştırmaları Vakfı'nda başkanıdır. Hocam dedi ya, bunlar hep yalan dedi ya. Bu tarihçiler nereden çıkartmış bunu diyor. 1026'da Anadolu'ya, 1012'lerde girilmiş yani. Bakın diyorum, Kastamonu'da 1000'den çok önce Türkler var. Camiler var. Benim dedelerim 1000 yıl önce dağlara gelmişler. Türkler dağ kültürü olduğu için yörük kültürü gelmişler. Büyük dedeme soruyorum. Babam Mahir, babamın büyük dedesi Mahir. Oradan aşağı gelmiş. Zeynel, Hasan, Mahir olmuş sonra. Böyle. Soruyorum nereden? Bir büyük dedelerin derdi dağdan geldiler. Dağ. Ilgaz dağlarından. Oradan denize doğru iniyorlar. Abi. 50 seneye aşağı inmişler. Biraz daha aşağı, işte bu Rumlar falan gidince, bu 1850'lerden sonra Rumların ayrılması dan sonra işte sahillere kadar inmişler. O zaman kimle karşılaşmışlar işte? Kırım'dan gelen bu Türkler de gemiler, anlatıyorum size. Bizim köyümüzde güney rüzgarları, İnebolu'yum ben. Yani İnebolu'yu Karadeniz'in bu tarafı İnebolu, bu tarafı Kırım. Evet, evet. Biliyorum. Dümdüz 90 derece.
Güney rüzgarları akşam güney vurur, denize doğru eser. Gemiye binersin kayığa, bırak kendini, sabaha kırılırsın. O gün sabahleyin bırak, akşama inaboldasın. Eskiden öyle olmuş, yüklerlenmiş. Açlık var o zaman tabii Rusya'da, popülizm. Kaçak yollarla Türkçe'de olduğu için bir geliyorlar. Her ucuz şeyleri yüklüp sabaha da oraya gidiyor. Büyük bir ticaret. Evet. İnebolu'da 1850'de ben gözümle gördüğüm fotoğraf elimde 1900'lü yıllarda 7 tane gemi yanaşırdı ihracat için. Büyük gemi. Marsilya'ya, Kahire'ye. Bütün bölgelere, Rusya'dan bu tarafa. Ama nedense bu, demin bir kardeşimiz dedi ki hocalarımdan biri, İnebolu İstiklal Savaşı'nın kazanıldığı tek ilçedir. Türkiye'de 3000'e yakın ilçe ve beldeden yaklaşık diyelim. Tek İstiklal Madalyalı ilçedir, biliyor muydunuz? Bilmiyor bakın kimse. Tek İstiklal Madalyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen tek ilçedir. Niye? Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal'in sözü ne diyor? Gözüm Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da. Niye? Dumlupınar'da atmak için silah lazım, silah. Silah nereden geliyor? İşte İnebolu tek liman, tek yol Ankara'ya. Nereden geliyor? Rusya'dan geliyor diye bilinir ama değil. İşte Pakistan, İslam ülkelerden altınlar geliyor. Toplanıyor Lahor'daki bu konuşma. Toplanan altınlar. Muhammed İkbal'in belki duymuşsunuzdur. Bu çok önemli. Büyük şairimiz. İşte diyor Kurtuluş Savaşı veriliyor. Herkes elindeki gümüşün zincirini 500 ton veya 500 kilo rivayet. Tabii tam kayıtlı bunlar. Tabii o zaman nasıl gelecek? Ruslara teslim ediliyor para. Yarısını Ruslar el koyuyor. Karşılığında biraz silah veriyorlar falan. Hatta bir kısmının gelip işte falan filan olduğu vesaire. Bu millet Necip millet. Bu Anadolu ruhu. Büyük bir milletiz. Kur'an'da ayetleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzatı, ben medrese ehliyim aynı zamanda. İcazetliyim ama kravat taktık şimdi üniversiteye geçince hocam. Onun için bazen haddini aşanlar olursa o tayfadan o zaman konuşuyorum. Utrukut Türk'e matere kuku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. Kütüb-i Sitte'de kaydı vardır. Sakın ha diyor, Türkler size karşı savaş açmadıkça, saldırmadıkça, geniş bunun tefsiri. Sakın onlarla dalaşmayın. Bak. Tek ümmet bu. Bak, çok önemli bu. Buradan bir şey veriyor. Bir gün diyor onlar gelecek bu bayrağı alacak diyorlar. Ve aldı, halen de devam ettiriyor. Ama maalesef yine ülkemizde bu bayrak düştü. İslam halifesi, işte bugün o Kırım boynu bükük kalmayacaktı. O Osmanlı, o büyük ruh, o Kırım, o Dağıstan, o Azerbaycan. İnim inim in diyor. Bakmayın onlar ileri gitti falan. Ben ruhlarını biliyorum. Türk dünyasında 13 yıl görev yapan tek devlet görevlisi. Doktora tezim bile Doğu blokundan göçtür 90'lı yıllarda. Doğu blokundan göç, örneğin ülke Balkanlar. Balkan mezalimi benim kitabım. Bakma Kadir Mısıroğlu falan sonra yazmıştır vesaire. Kafkas mezarı mı? Benim kitabım. Onun için bu milletin nereden geldiği, nereye gittiğini iyi bilmek lazım. Bölünmeyiniz helak olursunuz diyor. Bizi bölmüşler. Kırım Tatarı. Tatar makar sözünü biraz başkanım kullanmak benim haddime değil de ben burada konuşmacı hakkı verdiniz. Ben sözlerimi söylüyorum. Bir Kafkas Türkü gibi. Ve bugün çocuklar hemen Kafkas Derneği dediğimde hemen dedim şey yapın. Tırnak içinde dediğim burstan buraya atladım. Ben her konferansımda etki sahiden ya. Her konferansımda 10 talebeye burs vermeyene konferansa gitmiyorum. Yani 5 milyar 10 milyar. Bu da sırf benimle ilgili değil. Burası dediği zaman hemen dedim günaydın. Gelelim. Borcumuz çünkü.
hem kardeşlerimize. Onu yapalım. İyi ki de böyle bir karar vermişiz. Gecikmiş bir davetti. Buradan biraz gönderme yapayım yetkili ve yöneticilere. Hocam yoğun olduğunuz 500 metre yukarıda Eresin Oteli ya da 5 katlı yaşam merkezi olan Türkiye'de 1700 konferans vermiş. Biri nasip olmuş demek ki buraya işte. Şimdi 1700 birincisi olması acı bir şey. 900 canlı yayın yaptım. Halen haftada 2 gün canlı yayınım var. Bu hizmetleri duyurmamız için buraya gelmem onun için iyi oldu. Sadece son siyaset profesörüyüm ama Sabahattin Zahim hocamın bana bir vasiyeti diyeyim. Hocam bize sıra ne zaman gelecek ya bu siyaset, hani madem yetiştik falan, Nevzat Hoca'ya yaşıyor işte. Onunla buraya geldiğimi hatırlıyorum ama bu binaya. Buraya bir kere geldiğimi, bir ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Oğlum siyaseti bugün, çok özür dilerim, kabzımal da insan, müteahhit de insan, galerici de insan ama bunlar yapıyor. Davet edilmeden siyasete girme demişti. Ben de bir mesleğim de orman endüstri mühendisi olduğum için bitkiler sordunuz nereden geldi diye. Hocam, hocalarım burada. Baktım ki Amerika'da da çalışmalarının bir konusu da tarım çiftliklerinde bitki genleri üzerine çalışmaydı. Amerika'ya gittiğimde de bu ara konuya da girizgah yapmış oluyorum. 90'lı yıllarda gittiğimde bütün Amerika'nın 11 eyaletine gezdim. Adamlar kafam gibi patatesler, domatesler, Allah Allah dedim ya bu ne ya? İşte dediler bunlar domuzun kemiğinden alınıyor, gübre atıyor donmaması için bilmem ne falan filan. Domates de domuz düşünün ya. 90, 25-26 sene önce. Daha. Öyle bir tunduralar var ki böyle bizim Konya Ovası'ndan büyük, su hiçbir şey yok. Buğdayla küçücük başakları 14 tane. Ya diyorum bunun DNA'sı 14, 7 nasıl 14'e katlıyor? Yani konum benim, toprak okumuşum, tarım okumuşum, bitki okumuşum. Soruyorum bu Amerikalı'ya, böyle. Bu diyorum niye böyle diyor, siz diyor anlamazsınız, gerisiniz siz diyor, şey toplumu diyor, köylü. Yani siz diyor, biliyorlar tabii bizi, size diyor verdiğimiz tohum bunlar diyor, verimsiz diyor, bu bunlar hepten hastalık vurmuyor diyor. Bunu nasıl ilaçlıyoruz, ilacı lüzum yok ki diyor. Bu diyor, tohum standartlaştırılmış, bütün hastalıklara karşı dirençli, makineden çıkmış. Bir dikimlik, bir dikiyorsun, 25 sene önce, ebter tohum, lövsüz yani. Bir dikiyorsun, bir daha olmuyor. Ürünü alıyor, orada mısır da aynı. Hani o bize Ayşe'nin hani mısır patlatıyor, patates şey yapıyor ya, külliyen yalan. Onların hepsi Arjantin'den, Mısır'dan, Amerika'dan gelip, sizin çocuklarınıza yedirip, pas, cips, bilmem pops, bilmem ne diye yedirip, o çocuklarınız geri zekalı, şaşı, aptal, doğuramayan, düşük doğursa bile o çocuk, o kadın, o kız, erkek, sperm oranları düşük, kör, hudul, onun da doğurduğu, böyle doğan, dedi mi, yıkılan bir nesli bu. 10 evlinin 7'sinin çocuğu yok, 3'ü kesin olmuyor hocam. Bunlar devlet istatistikleri. Bakın. 25 sene önce olan, bizimkilerde tabi Avrupa çalıp biz oynadığımız için hep öyle olmuştur bu. Anlatacağım çok ilginç şeyler var. Hemen getirdiler, bizimkileri aldattılar. Batı hayranı, tek dişi kalmış canavardan, Hans hayranı, Johnny hayranı. Hemen geldi bizim Aydın dediğimiz üniversitedeki hocamlar burada. Aydın dediğimiz, tamam mı, kişiler. Hemen atladılar buna, dediler sen danışman olacaksın bizim fabrikalara, akıllı ol. Hocam öyle mi? Bir gün İsmail Hoca bizim devre, Sakarya'nın rektörüydü, davet etti. Bütün öğretim üyeleri böyle 1500 kişilik. Doktor Emin Sezer vardı bizim, Emin Hoca'yı tanıdılar, vardır o da. Rektör Vakfı'nda falan iyi bir Türkçüdür. Fethi abinin işte, biz hep oralarda yetiştik. Allah rahmet eylesin, büyük insandı. O da bizi okuyor. Hanımın verisiydi Fethi abi. Gittik işte orada 12 kiloluk ekranda şeyi gösteriyor. Bugün de görüntülüydü de bilgisayar olmadığı için burada dediler. Kaldı. Yoksa her konuştuğumu ekranda gösteren biriyim ben.
Yoksa 50 bin kişi dinlemez, bir de kimse davet etmez. 12 kiloluk tüysüz doğup yavruları 1,5 kilo doğan, 12 kilo olan butları 4,5 kilo olan tavukları koydu mekana. Tabii önde hocalar oturuyor ama çok özür dilerim, otururken de ben hiç öyle oturmadım. Böyle kıçımın üstünde işte bilmem ne. Böyle dinlerken de ben de biraz çok hareketin içinde yetiştik. 80 öncesi kurşundan hızlı koşmamız lazımdı. Onun için böyle çok celalliyimdir. Dedim işte bu tavukları bu ülkemize yedirirler derken lütfen dedi kaldırın o resimleri oradan dedi falan birisi böyle. Önde de protokol, bölüm başkanları falan oturuyor. Rektör orada. Tabii başsavcı, bütün erkan da şeyde. Ben baktım hocaya, İsmail'e dedim, rektörüm. Devam hocam sen dedi, devam et dedi. Oo, ben gaz almışım artık. Ne dedim, bu ülkeyi beyaz yakalılar yok ediyor. Alınmasın hocalar dedim. Bunu bu ülkeye ithal edenler var dedim. Bu 12 kilo. Kanadı bu. Siz hiç döner yediniz mi dedim, döneri gösterirdim, 60 kiloluk hani var ya böyle tatlı yaptınız. Şimdi dedim 60 kiloluk dönerde bizim tavuk dedim 1,5 kilodur bildiğimiz. Bir senede yetişir, 6 ayda cüce olur dedim. Bunlar 28 günlük, 40 günlük. 12 kilo oluyor dedim. Butlar dedim ithalat. Şimdi dönerin dedim çubuğu var. Bu çubuğa budunu kessen şu kadar mı? Evet o kadar. Bunu buraya koyduk. Bu kadar nasıl oldu? Olmaz. Demek ki bu başka bir şey. Bunlar kanatlı. Bunu anlattım. 8 sene önce kanatlı sözü Türkiye'ye gelmemişti. Tavuk diye bize bunu yediriyorlardı. İçinde arsenik var. Yediği gıdalarda domuz kemiği ve kan var. Belgeli onkoloji profesörümüz bunları açıkladı. Kaldır bunu dedi. İşte dedim bu ülkeye bunları getirdiler. Gümrük Birliği Anlaşması. Niye yaptılar bize? Sevdiğinden mi bu Avrupalı yaptı, Amerikalı bunu? Adam bize bedava malı kakalıyor. Bir bilim adamı gibi konuşmayın. Anlaşılsın. Ne yapıyor? Hiçbir şey gönderemiyorsun. Koto koyuyor sana. İşte bunu dedim. Bizde dedim kuş grubu çıktı diye dedim. İlk kuş grubu Endonezya'da çıktı. Kuşun uçum süresini ben bilirim dedim. Karadeniz'i bıldırcınlar Kırım'dan çıkar, Türkiye'ye gelir, dinlenir. Bellidir 200 kilometre. Bu 8000 kilometre kuş uçup dedim, Endonezya'dan kuş gribini taşıyan kuş nasıl Türkiye'ye geldi? Domuz gribi Meksika'da çıktı. Okyanusu nasıl yüzüp geldi bu? Bunların hepsi biyolojik silahtır. Bakın burada hiç duymadığınız şeyler duyacaksınız. Bunlar bilim konuşmaz. Sekülerist bilim, kanıta dayalı bilim derler. Kanıt var mı falan? Her şeyin kanıtı yok. Ama gerçektir. İşte dedim bunu bu ülkeye getirenler, onay verenler, bilim kişi, hocalar. Elimde böyle kaydı tabi orada oturuyor ya. Hocalar söyledi ya hoca orada. Kaldır bu resmi falan. Ölemezsiniz dedim bak. Ölemezsiniz. Hesap veremezsiniz. Bu Necip milleti yok ediyorsun. İşte o gün bugün bu Necip millet yok ediliyor. Amerika'da bunları gördüm. Geldim bir enstitüde burada. Dün programı vardı televizyonda. Profesör bir arkadaşım. Vakfı var. Fatih'te. Davet ettiler. Amerika o zaman önemli bir yer. Amerika'dan gelmiş o falan. Ama adı Ahmet tabii yani. İşte anlatıyorum. Diyorum ki bu kadar yumurta var, şu kadar tavuk var. Hibrit olmuş herkes. Bütün mısırlar diyorum hep der, sakın bunlar bak bize gelecek falan filan. Ya hocam işte Amerika bak böyle büyük işte ilk hoş geldin merasimi var diyorum, seni karşılıyorlar diyorum. İşte beyaz bir ekran, welcome from hocam, welcome Turkey diyorsun. Uydu açılıyor o zaman, daha Türkiye'de cep telefonu yok. İşte geliyor Türkiye, hangi şehirde doğdun, Kastamonu diyorum. Hinlik olsun diye ben İnebolu, Little City diyorum falan. Bekliyor, açıyor İnebol'da balık tutarken işte Marenki canlı Amerika'ya hoş geldin diyor falan filan böyle. Hani göz daha veriyorlar bize. Amerika'dasın, haddini bil, ne dersek onu yap. Sakın böyle hani işlere girme. Maalesef işte Türkler hep oraya gidenleri sindirmişler. Hadi ekseriyette diye.
İşte biz erkek mihmanları aldık, herkes kadın mihmanları almış, görevliler. Sonra resimler, şeyler işte hani kaseti çıktı diyorlar ya şimdi artık işte. Ben Rusya'da da yaşadım diplomatken, işte kapı otellerde Natasha diye bağıran vekilinden hocasına kadar yaşadık bunları yani. Ama aslı nesli Türk olan, İslam hamuruyla yoğrulmuş olan, ben bu işleri yapacağına kanaat getirmiyorum. Ben Amerika'da diploma diye verecekler diye bekliyorduk. Aynı dönemlerde benden önce gidenleri söylemek istemiyorum. Cumhurbaşkanı olan var, İçişleri Bakanı olan var içinde. Bakan olanlar var şimdi mesela. Onlar hep kırmızı diploma vermişler. Bana da sertifika verdiler. En güzeli o. United States of America kitabında bunda yok. Koydum. Tarım Bakanı'nın imzasıyla Amerika Tarım Çiftliklerinde işte bilmem ne yapmıştır diye. Ben tabii bilmiyorum. Sonra öğrendim. Neden? Orada devlet adına alım yapıyorsunuz. Görevlisiniz. Askeri ataşere, ticaret müşaviri. Bana dediler ki siz diliniz yok dedim. Benim dilim var ya. Niye yok? Siz gitmeyin. Biz size evrakları getirelim. İmzalayın. Herkes otelde sabaha kadar Amerikan bardakı şişeleri içince, viskileri. Ayılan olmuyor tabii. Olmayınca sabah kimse ayılamıyor. Gidip o pazarlarda kimse malı alamıyor. Bir maranki gidiyor. Diyorum bir dakika ya bunu kaça aldık biz? 10 lira. Koduna bakıyorum. Tabii teknik adamım. Bir çekiyorum arkaya. Şöyle bir açıyorum falan. Falan diyorum ama ilmi siyaset. Doktora da Sabahattin Hoca'nın talebesiyiz ya. İlmi siyaset. Tamam diyorum alalım. Şunu çevirin diyorum. Ama bunu 10 liraya değil 5 liraya alıyoruz. Okey diyorlar falan. Türkiye'ye geldim, biz 3 kere gitmemiz lazım yurt dışına. İkinci de tabii geldim, ilgili birimin en büyüğü. Ne yaptın Maranki Amerika'da dedi. Efendim işte tarım çiftliklerinde GDO'lu bilmem ne bilmem ama senin işin o değildi ki dedi falan. Ama ben tarım çiftliklerinde dedim, ne yapıldığını bilmem lazım yani bunlara falan. Tamam da dedi, başka ne yaptın efendim devletimiz dedim çok kazandırdık ettik işte bundan. Evet dedi, duydum dedi. İki malı geri çevirmişim dedi. Amerikalıların aldığı malı dedi. Evet dedim, çevirdim. 400 bin dolar devletin kazancı var. O zaman büyük dolar, büyük para var. Ama hiç yüzüme bakmıyor. Aferin, aferin dedi. İyi yapmışım dedi. Başka ne yaptın? Efendim dedim, işte gezdim dedim. Müslüman Kızılderililer araştırdım tatilinde. Nevada'ya gittim. Ha, duyduk dedi. Oraya biliyorum dedi. Bunu da hani niye gitti? İzin miydik dedi. Adam hafta sonu dedi. İşte bu Ekrem Taktemir'in oğlu da o zaman hafta bakan oğlu Mehmet Taleben. O da orada doktora yapıyor. Doktoraya geldi. Dedim Mehmet geliyorum. Türkleri bul bana orada. Buldum dedim. Nevada'da Kızılderililer Türk. Gittim oraya. Hepsini öğrenmiş tabii dedi. İşte ona da işte falan dedim. Ben bir daha Amerika'ya gidemedim. Tomat soktunuz. Tabii. Hocam nasıl gidesiniz? Ama esas neydi? Her hafta sonu bütün heyetleri Florida'ya getirdiler. Myrtle Beach, Miami'ye. Özel uçakla. 3 gün orada misafir edilir. Bir mihmandar, benimki erkek. Herkesinki kadın. Niye dedi sen kadın değil de erkek seçtin dedi. Dedim progres yapıyorum hocam. Dilimi geliştiriyorum. Bunun aksana uyuyor dedim. Very interesting falan. Mutlaka falan. İlginç yani diyor ona. Ama anlıyor tabii yani. Sen diyor niye içmiyorsun diyor. Ama içiyorum diyorum. Hem drink su çok faydalı alkali. Yok yok diyor. İçmiyorsun diyor. Şeye getiriyorum. Hiç diyor bar boşalmıyor. Hasta mısın sen diyor. Bu midede diyor rahatsızlık mı var senin diyor. Başımızdaki de çok büyük bir Yahudi. Ama çok güçlü. Dünyanın en büyük devlerinin dört evliliğin başındaki bir adam. Profesyonel. Türkiye'ye mal veriyor. Ticaret müşaviri imzalıyor. Askeri ateşe imzalıyor. Gümrük Tekel Bakanlığı adına ben imzalıyorum falan. Yok diyorum. Yani boş da diyor hiç. Tabii bizimkiler o viski şişelerini alıyor. Hepsi bavula dolduruyor. Tekrar koyuyor bunlar. Tabii odada şey seyrediyorsun. Dört kanal vardır Amerika'da ücretsiz. Biri din kanalıdır. Kiliseden 24 saat yayın yapar. İyi dinleyin bakın. Bu Amerika 90'lı Amerikalardan bahsediyorum. 24 saat kiliseden ücretsiz yayın yapar. 24 saat.
İkincisi Japon kanalıdır. Birisi haber kanalıdır. Bir kanalı daha vardır. Diğer bütün kanallar paralıdır. Ya sen hiç film de seyretmemişsin falan. Vaktim olmuyor dedim, ben okuyorum falan yazıyorum. Yani nereden diye sormuyorum artık. Bastım şeye basıyorsun ya. Aşağıda hangi kanalı, porno kanalı izledin yazıyor. Bizimkiler sabaha kadar izliyorlar mı acaba? Şimdi internet altında koymuyor. Ben Rusya'da diplomatken bütün heyetleri en az 15 hükümet karşıladım. En az 93'ten 2008'e kadar. Kimse yanında Kafkasya ile ilgili ağzını açamaz. Açtırma. Ben yaşadım. Dedim ya, bir gün bir aylık gezilerle değil. Her şeyi gördüm. Ve bir daha Amerika'ya gidemedik. Sonra baktım Rusya yıkıldı. Hadi dediler eski vatan millet bayrak diyenler. İşte hareketin içinde. Bizim ülkümüz Türk dünyasıydı. Büyük Kızıl Elma ile büyüdük hepimiz. İşte hocalarım biliyorlar. Tuman Yazgan Hoca, Ömer Hoca, Enis Öksüz Hoca, Mustafa Erkal Hoca, Aydınlar Hoca, işte Kubbe Altı Cemiyeti, Yeşiler Cemiyeti. Buralarda hadi aslanlarım 100 kişi toplandı. Bir de onu da söyleyeyim, bir hatıra bunlar. Topladılar bizi, dediler ilk partide 3 üniversite kurulacak. Yıl 93. Türk Dünyası Üniversitesi, Turan Hoca'nın. Kafkas Üniversitesi, bir de İlahiyat Üniversitesi kurulacak. Bir de Atatürk Lisesi ile Anadolu Lisesi kurulacak. En stabil yerde Bakü olduğu için, dil uygunlu, Bakü'ye gideceksiniz. 100 kişi imzaladık, gideceğiz diye. O zaman da doktoralı kimse yok. Bu söylediğim hocaların da doktoralarını yapmış, yardımcı da Enis abi falan o zaman daha baş asistan falan işte. Hocam siz de aynı devresiniz hemen hemen. Aynı işte, yani doçent, yeni yardımcı doçent daha hepsi, böyle bir şey. Biz de doktorayı yeni bitirmişiz böyle. Tam bu sıra savaş çıktı, 93. Savaştan önce herkes imzaladı, sıraya koyduk. 4-4-4, 5-5-5, gidelim Kafkasya'da hizmet yapalım. Hani milliyetçiydik ya biz, hani Türk'tük ya. Bir de İslam var, hadi aslanlarım, hemen. Hatta ben o zaman Rabbimin lütfuyla Amerika'dan dönünce çok büyük projeler geliştirdim. Çok özür dilerim. Günde bir çuval para kazanırdım. Bir çuval. Bu Emin Otomotiv'in kampanya sistemleri. Herkes haşne fişneyle uğraşırken ben Nevada'larda proje geliştiriyordum. Marketlere giriyordum. İmeci sistemi nasıl oluyor falan filan. Bir Türk kardeşiniz bunu yapıyordu. Yaptı. Çuvalla para kazanıyordu. Çuvalla. Birden gitmesi zor geldi adam. Hadi aslanım git dedi ama hani şimdi ya akıyor para, nasıl gideceğim? Dedim ki ben bir sene sonra gideyim. Fakat savaş çıktığı için o ilk gruba katılan bizim milliyetçi, vatanperver, Müslüman hocalarımızın hiçbiri gitmedi. Ya işte benim karı hasta, işte şey çocuk şey, bu oldu. Tabii ben hazırım. Dediler üç üniversitede açılamıyor. İşte yarın Turan Yazgan'ın da anma günü var. Fatih'te. Tamam mı? Allah Allah. Bizi aradılar. Doktoralı dört kişi olmazsa üniversiteler açılamıyor. Sadece Tadalı bizim o zaman Anayasa Mahkemesi'nde. Berrak bizim Kurtuluş bölümden işte. Yok. Bir kişi eksik. Maraki dediler ya gelemem kardeşim. Çuvalla para geliyor. Tamam mı böyle yani? Ben gelememdi, ben söz verdim, öbür yıla verdim. Tamam, geleceğiz dedik, ilmin zekatı. Tamam dedim, Kızıl Elma. Gelmezsen üniversiteler açılamıyor dedi, yazım geldi. Davet yazım. Azerbaycan Devleti'nin yazısı geldi. Beni yurt dışına bir daha görevlendirmeyeceğim diyen o güruh, bir daha çıkışıma, alt müdürler imzalamadan bakan imzalamış üstten. Aman dedim lan ne seviyorlar dedim ben. Yıllar sonra öğrendim ki bu lanet adam gitsin de buraları karıştırıyor. Varken çalıp çırpamıyoruz biz. Onda bir hocam dedi oğlum seni sevdiğinden değil bunlar. Sen oldun mu dedi huzursuz oluyor bunlar her şeyi. Çalıp çırpamıyorlar bir de her şeyi sen biliyorsun. Seni ondan imzaladılar dedi. Allah'ın hikmeti. Ondan sonra biz gittik, kış günü, hayatta 50 sene Bakü'ye hiç kar yağmamış. Tropikal iklim. Bindik,
Tabi o zaman oralara gitmek böyle, siz buralarda yıl, yani 50 yıldan bahsetmiyorum, 20 yıl önceden bahsediyorum. 93. Ekmek yok, su yok, elektrik yok, bisküvi bile yok. Bisküvi bile yok. Bizde burada çuval paralar, arabamı sattım 12 bin dolar. Daire orada 1000 dolar, 12 daire alıyordum. Şimdi o daireler 1 milyon dolar orada. Böyle hale geldi. Ama %99 yine Türk dünyasının aç, %1 yaşıyor. Bunu da unutmayın yine. Evet. Sakın kanmayın birilerinin gelip size işte Bakü kalkındı, Türkmenistan böyle bir yere gitti, dev binalar yapıldı, lüks, hepsi yalan. Bunları söylediğim otellerde kalıp heyetlerle gezip dönenlerin anlattıkları. Gir bari şu arkaya bakın. Git Yasamal'a git bakın bir kere. Git Sumkayt'a bir Kaçkınların mahallelerini dolaş. Git köylerin hangisinde doğalgaz var bir bak bakalım. Sumkayt 40 kilometre zaten. Dünyaya petrol satan, gaz satan Türk dünyasının hangi köyünde doğalgaz var? Hiçbirinde yok. Hep yalan aldatıyorlar bizi. Ben Çeçenistan Cihar Dudayev'in, Allah rahmet eylesin, vasiyetiydi. Seyit İbrahimov'a vekalet verdi. Onu oradan getirdim buraya. O zaman Abdülhamit Çay Türk Dünyası Bakanı Tantan İçişleri. Özel şeyle Batum'dan bütün Çeçenleri 80 kişi son yok ediyorlardı okumuşlarını. Alıp kampa getirdim buraya. Fenerbahçe'de. O zamanki ilgili Türk dünyasının dernekleri, Kafkas dernekleri, Çeçen derneklerin ihbarıyla bunlar haindir diye Fransa'ya yollamak zorunda kaldık. Bu işler hep değişik, masa başında olmuyor. Bunları da anlatmış olayım. Yaşadım bunları. O zaman devlette özel görevlerim vardı. Amerika'da o domatesleri falan görünce eyvah dedim ya. Neyse bir yıl burada kaldık. Rusya'yı kırdı. Biz mecbur gittik. Üniversiteleri kurduk. Açtık. Kırdık. Tehditler aldı. KGB, Elçi Bey vardı, devirdiler, ihtilal yaptılar. Aliyev'i tekrar komünistler, bizdeki iç komünistler. Allah rahmet eylesin demeyeceğim. Baştaki bir takım işlerin de desteğiyle maalesef. Burada da söyleyeyim Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanımız ama ben Elçi Bey'den onlarca kaset elinde var. Ölünce yazacağım dedim. Vaktim olmadı, yazacağım. Kafkas mezalimini yenileyeceğim şimdi. O Hocalı'daki katliamda iki helikopter yollayamadık. 10 bin milyon dolar para istendiği için. Ve devletin içindeyim. Ben Engin Alan'la orduyu kuran adamım. Azerbaycan'da. Karadeniz Hava Kuvvetleri akademiyi kuran adamım yani. Bu ülkede bilinmiyor bazı şeyler. Çok acı bunlar. Yaşadık. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir bu. Benim yanıma gelsin bunlardan biri Namık Kemal Zeybek'ten tutun da milliyetçi, mukaddesatçıyım diyen işte milliyetçi camiadan parti adı vermek istemiyorum. Doğru yolu, ANAP'ı, MHP'si kimse gelsin konuşsun kardeşim. Ben 13 yıl yaşadım. Sen de bunları bilen birisin. Doğru mu? Ha. Bunları da her yerde söylerim. Şimdi onun için gittik Rusyalara, hani Kafkasya'yı başka güne ayıralım, önce kendimizi, sağlığımızı kurtaralım. Bir gittik Rusya'ya, açlık, kıtlık var ama tabii Rus bu merkezlere girdik. Kozmik araştırma merkezleri, uzay merkezleri, bütün rampalar Türkiye'ye yönelik. Kafkasya, Gebele'deki füze üsleri, hedef Türkiye. Türkiye. Nahçıvan'dan bütün hedefler Türkiye. Bütün Suriye, Mısır'a kadar oradan idare ediyor Rusya. Bana bu ülkede kurşun çıkan Filistin kamplarındaki komünistlerdi yetişen. Hani şimdi Filistin içine alıyoruz ya. Hem Lübnan'da falan. Allah adildir unutmayın. Allah kimseye bomba atmaz. Zulmetmez. Yine bir devlet görevi sırasında Hatay'a gittik. Otoban gördük. O zaman stajyeriz. Üstad dedim bu yol niye eğri? Adana'dan Beyrut'a yol, otoban. 70'lerden bahsediyorum. 78 falan. Stajım 76 o yıllar. Bir tokat attı dedi. Ya dedi, sen de dedi ne kadar dedi bu namaz, niyaz dedi. Senin de beynini şey yapmış dedi, kırarmış dedi ya dedi.
Dedim üstad ne alakası var namaz dedim. Yani borcumuz bir. Oğlum dedi bu otoban dedi otoban. Otoban ne diyoruz o zaman otoban diye bir şey yok ki. Ulan dedi yol oğlum bu dedi. Yolmuş dedi. Yolmuş falan dedi böyle. Uzatmayalım. Dedim üstad niye eğri dedim bu yol. Böyle eğri. Otoban ama eğri böyle meyilli. Mühendislikte var ya Serde. Bu yol eğri dedim. Onu da bilmiyorsun değil mi dedi. Dedim bilmiyorum. Bu dedi Beyrut dünyanın o Lübnan savaş var ya her gün bombalanıyor. Orası dünyanın en büyük ticaret merkezi. Binlerce uçağın indiği en zengin bir bölge. Araplar, beyaz kadın, özür dilerim bunu anlatmam lazım. Beyaz kadın hayranı olduğu için otobanı yaptırıyorlar, hibe edip o zamanki hükümetlere. Demin saydığım isimler bu işin içinde. Bir saatte Adana'dan işte oraya şeyler gitsin diye. Bu ahlaksızlık için. Ve 80'den sonra bir bombalanmaya başladı. 25 senedir başına şey düşüyor bunlar. Allah adildir. Allah Suriye diye de hiçbirine zulmetmez. Türkiye'de zulmetmez. Varsa ben hep şunu düşünürüm bir Müslüman Türk evladı olarak. Düz yolda ayağın kayarsa nerede hocam? Oğlum bir eve git bak hanıma mı incittin? Kapıcının çocuğuna ters mi baktın? Şu ikindinin sünnetini mi terk ettin? Bir düşün derdi yani. Allah zulmetmez, ayak kaydırmaz olur. Tabii. Sevdiği kullarına böyle ufak şefkat tokatları ve şak. Fazla yeme, kalp krizi geçirirsin. İşte hibrit et der. Rusya'da bunları görünce gittiğimde bir baktım o merkezlerde. Amerika'nın çok ilerisinde epter tohumlar. Hibrit araştırmalar, fare deneyleri. Biz hala Türkiye'de dev sol, dev genç, ürkücü gençlik, kavga, abim CHP'li, ben MHP'li birbirimizle vurup kırıyoruz burada. Mecliste yedirmem aynı çakal kavgaları devam ediyor. Üç sarhoş, dört şey böyle devam ediyor yani. Bir gittim orada adamlarla yerin altında atom bombası alsam, Sumgayt diye bir bacının birinden lacivert duman çıkıyor, birinden pembe, birinden kırmızı, biri bacası dumansız. Girdik yerin altlarına ne deneyler, ne şeyler dedim. Ruslar Amerika'yı çoktan geçmiş. Onun için yıkıldı zaten. Ve burada gördük ki bütün bu epter tohumlar, GDO'lar, sanayi ürünleri tabii birbiriyle yarışıyor. Tabii birbirinden çalıyorlar. Yani Rusların Volvo'su, Amerika'nın Mercedes'iydi falan gibi yani. Ve gördüm ki, eyvah dedim Maranki, bütün ağırlığımı 3 üniversite kurmam yanında, ders vermem yanında, eşim de Sağlık Bakanlığı'nda görevliydi. Hemen ona da görev çıkarttı. Çünkü orada yalnız yaşamak çok zor. Her gelen görevli ikinci, üçüncü hanımları almıştır orada hemen hemen. İstisnaları vardır. Onun için de hanıma dedim, ya gel ya sen bilirsin. Hanım hemen ilk uçakla geldi. Ona da hayatta hiç görev yazmayacakken, Allah'ın hep takdiri bunlar. Benim buraya gelmem de onun kader planında var. Siz de bunları dinleyecekmişsiniz. Bütün kırımlar da bu kadar değil, değil mi başkanım? Yani? Yok canım. Yani, yani. Nasip olanlar bu kadar. Çok. Çok. İnanın. Eşimle bu konulara ben tabii üniversitede ders verme bölümler kurdum, çok kitaplar yazdım Milli Meclis'te, çok Allah bütün hocalarımıza, ölmüşlerimize rahmet etsin. Turan hocamın çok büyük emeği vardı. Hem açtığımız lisede hem üniversitede. Şu an tabii emanet ehlinde mi şey demek istemiyorum. Ama diğer Kafkas Üniversitesi olsun, İlahiyat, Tayyar Artıkula çocuğuyla. Oralar Şii bölgeleriydi. Maalesef Türklerin Şii olmasını da anlamak çok zor. Bu da ilginç bir şey. Orada hemen bir İmam Hatip Lisesi açtık. İlahiyat Üniversitesi açtık devlet adına. Biz temelleri kurduk ve ben büyük ağırlığımı bu öbür gönderime verdim. İnanın çok şeyler gördüm orada. Tunduralarda yapılan bir takım şeyleri, daha çok farklı şeyleri uzatmayalım. Ve geldiğim noktada orada görevim bitti. Kanada'ya görevim çıktı. 24 bin dolar maaşımız vardı. FAO'da bir görev alacaktık. Orada UNDP Development programları yürütüyordum.
Türkiye'ye bir geldik ki Türkiye olmuş şey cenneti, Avrupa, Amerika'nın pat, cips, G-dolu gıdalar, fast foodlar. Bu Türkler gitmiş, yerine garip bir toplum gelmiş böyle. Müslüman ümmeti gitmiş. Yani münafıkta, kafirde bile olmaz. Bir hayat tarzı değişik. İstatistiklere bakıyoruz. Hanım Sağlık Bakanı'nda 15 gün çalışması lazımdı görev dönüşü. Görev süresi 4 yıldan fazla uzamadığı için. İlgili sağlık müdürlüğünde 15 gün görev yaparken 13. gün böyle telefon açtı. Beni lütfen al buradan artık. Ağlıyor hüngür hüngür. Niye? Sağlık sistemini. Eczacı çırakları akşam geliyor. Ellerinde böyle defterler. Aramızda sağlıkçı var mı bilmiyorum. Doktor dedikleri arkadaşlarımız orada oturuyor masalarda. Millet bunları doldurun diyor. Eczacı vermiş ilaçları zaten. Tamam mı? Türkiye'nin bütçesinin yüzde bilmem kaçı 82 bugün 100 milyar dolara yakın. Milyar dolar. Dolar. Yakın. Al beni buradan beni. Bakın düşünebiliyor musunuz? Ülke bu haldeydi. Uzatmayalım. Ülkede bir inceledik ki elden gidiyor gençliğimiz. Çocuklarımı bıraktım yurt dışında. Geldik ülkemize. Bismillah dedik. Döndük yine başbakanlıktaki görevimize. İşte biz yurt dışı ilişkilerle ilgili bir birim vardır. Uzmanlar konuya. Televizyonlara başladım. Anlatmaya başladım. Devlette 200'e yakın nişanım vardır. Ödülüm vardır devlet başkanından. Ne zaman Türkiye'nin sağlığı dedim. G-Doğlu yemeğin dedim. Son beyaz ölüm kitabıydı. 10 beyazı anlatmaya başladım. Bir dedim, beyazın yemeği. Buğdayın DNA'sı 14'tür. Bugün 42 olmuş. Beyin kodlarınız bunu tanımadığı için yediğinizde bedeninizden çıkana kadar bütün hastalıklar size bulaşır. Buğday dedi mi tabi tahıl her şey giriyor içine. Makarnadan, irmikten, üzgünden. Her şey. Zaten şeytan diyor ki Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde. Bak diyor sen beni cennetten niye kovdun? Ben böyle birleştiriyorum. Çünkü hocalar oluyor bazen aramızda. Hocam o ayet öyle değil falan. Ya ben anladığımı söylüyorum ya. Niye kovdun? İnsanı yaratacağım ben bak bu diyor insan sana kulluk etmez. Biz ne güzel ediyoruz bak sana sen. Hayır diyor. Yaratacağım. Bunlar senin dediğini yapmayacak diyor. Nasıl? Sen şimdi beni kovduğun şeytan yaptı ya benim dediğimi yapacak diyor. Müsaade etmem diyor ama o zaman olmadı ki diyor. Mühlet ver bana diyor. Kıyamete kadar sana mühlet verdim diyor. Bakalım seni mi dinleyecekler beni mi diyor. Allah diyor bunu. Ama diyor bir tane söyle bakayım ne yaptıracaksın onlara diyor. İyi dinleyin bakın. Ey Müslüman Türk'üm diyor iyi dinleyin. Neden 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor? Dünyanın en çok ilaç tüketen üçüncü ülkesiyiz. Neden annelerimiz el yaş torbaları elinde, herkesin 3-4 organı yok, safra kesesi, dala, böbreği alınmış. Neden? Ne yapacağım diyor. Asılları değiştireceğim diyor. Benim kullarım değiştirmez diyor. Hayır diyor, onlar benim dediğimi yapacak diyor. İlk önce ne yapacağım diyor, tahılı değiştireceğim diyor. Aynen aynen. İşte o günleri yaşıyoruz. 90'da Amerika yaşadıydı. 95'lerde Rusya'da görmek nasip oldu. 2000'lerde Türkiye'de. Tohum değişti mi? Değişti. Değişti mi? Değişti. Domates aslında değil. Hıyar değil. Patlıcan değil. Biber değil. Tahıl değil bir kere. Şimdi biz kime uyduk? Şine. Şeytana. Şeytana uyduk. Evet. Şeytan diyor ki tahılı değiştireceğim. Kime değiştireceğim? İnsanları değiştireceğim diyor. Bana tabi olacak onlar diyor. Şimdi bilim adamı diyor ki efendim diyor ben bunu olmasa bu ülke nasıl kalkınacak diyor. Hastalıklar var bu var şu var. Onu da öyle aldatmış o. Var ya Hans Jones. Parayı vermiş ona. Üniversiteyle anlaşma yapmış. 3 kere Amerika'ya getirmiş. Sen diyor bizim orada tezgahı kur diyor. Hakikaten böyle. Bu yola girdim. Birincisi tahılla demek ki bir. Bunları söyleyip bitireceğim. Beyaz ölüm. Nasıl ölüyoruz? Tahılı yok etmiş.
Demek ki ikinci beyazda yine tahıl gibi pirinç var. Bunun en kıymetli yeri Ruşeymi'dir. Kafada bir tüyü vardır. Erkek işi, dölleme şeyi, polenleri değil. Tam karşılığı değil. Bunun kilosu 1 milyon lira. Bundan yapılan bitkisel hapları 100 gramı 150 milyona satılıyor. Oradan anlayın. Bunu atıyorlar. Atılmıyor, birileri alıyor bunu. Onu da anlatacağım. Kabuğu atılıyor. Pirincin ve buğdayın. O kabuğu da Alfa Rais bilmem ne diye duymuşsunuz televizyonlarda. 200 milyon onu da satıyorlar. 100 gramını yine. Kepeğini de atıyorlar. Kara yapıyor onu diye. Onu da kadınları aldatmışlar. Kadınların beynini öyle yıkamışlar ki pirinçte biraz leke görse, un biraz koyu olsa, ay bu kötü un, kötü un, bu pirinçli bozuk, bu beyazı yok mu bunun, beyazı. Beyin kontrolü bak. Tamamen %100 beyin kontrolü. Mangurtlaştırmışlar bu Necip. Benim Anadolu insanımın kadınlarını. Bu ülkeyi kadınlar bozar, kadınlar düzeltir. Pirinci gördü mü? 3 lira diyor kepeği varsa. Bembeyazsa, posaysa 5 lira. Ondan ver, ondan ver. Bugün diyor Ali Beyler geliyor diyor. Portakal. Alo diyor Ali. Evet. Bugün misafir veliler geliyor diyor. Elma al. Ama özik müzik alma diyor Ali böyle. Bana kim yanlandığını sakın alma. Misafir geliyor diyor. İri olsun. Epter, bölsüz hani böyle. Bak bak beyin kontrolüne bak bak. Şu an kendinizi bir muhasebeye çekin. Nasıl beyin kontrolündesiniz bak. Nasıl haldesiniz bak. Bak. Ruşeymi attık. Kilosu 1 milyon. Kabuğu attık. Kepeği attık. Beygirlere veriyorlar. Dedim niye beygiri veriyorsunuz? Ata. At güçlü oluyor diyor. At kadar kıymetimiz yok mu ya bizde güçlü olsa? İroni yapıyorum yani. Ne diyor ya? Dikkat edin bana diyor. Karışık mı? Bu orada şeyim istiyor. Sonra 800 derecede beyazlatılmış, edilmiş bilmem neyi, pirinci bunu sana getiriyor. Onun da DNA'sı oysa Nuh'un gemisinden çıkan. Yine razıyız. Onu da 26 protein, 42 proteinlere kadar devşirmiş. Beyin tanımadığı için sürme, sürme, sürme yaşıyorsun. Yiyorsun, obez oluyorsun. Çocuğun aptal oluyor. Ye kızım, ye. Ye. Bu kol. Patatesi yemiş böyle 4,5 kilo, tozu, efter. Niye Dunkov derler? Cips yiyorlar ya. İşte cips yiyen çocuk Dunkov'tu. Ne demek Dunkov? Kafası çalışmıyor. Basarsın buraya, geri gelmez. Burada durur böyle. Sonra çekmek lazım. Dunkov aptal, gerizekalı. Doğurganlığı bile olmaz. Alman doğurabiliyor mu? Doğuramıyor. Şimdi birinci beyaz belgesi bir gün biri kanser hastası Kerman pirinçleri söyleyeyim Trakya'da İpsala'da Mehmet Kerman geldi kanser baktı kolesterol 1500 sen kanser ol ne iş yapıyorsun dedim sen çiftçi ben dedi çiftçiyim dedi Trakya'nın yarısı benim dedi senin 7 gün kampa gelmen lazım. Detoks kampı bizim de var. Hemen dedi geleyim. Ben burada birileri getirmiş. Abi para var bunda ama bu işte sağlığını. Neyse uzatmayalım. Uzun uzun iyileşti bu. Güzel oldu. Güzel. Emrin olur abi. Trakya'da dedim konferans yap. İlmin zekatı. Hazırla salon tut dedim. Hemen tuttular. İpsala'da. Tuttu. Gittik. Fabrikayı gezdiriyor şimdi. Gezdik işte dedim bu kabukları nerede alıyorsun burada şimdi bakıyorum. Doğru bu kabuk bu ne dedim ya. Kepek dedi. Ya abi dedi bıktık bu kepekten dedi ya. Yasa öyle ki dedi bunu olmayacak. Bu kadınların dedi beyni yıkanmış dedi. Küçücük nokta bulsa atıyorlar dedi ya. Bak nasıl beyin yıkama. Bunları anlatın iki elim yakanızda. Son falan son diyeceğim zaten ne haklarım var. Ya dedi, bunu nasıl peki yok ediyorsun? Abi dedi bir Yahudi buldum. Bunu geliyor buradan ücretsiz alıyor. Oh diyor kurtuldum diyor. Yoksa mümkün değil. O şimdi onun bakışıyla öyle. Ne yapıyormuş bunu dedim. Almanya'ya getirip çocuklara mama yapıyorlarmış dedi. Kepekten. Alman alıyor bunu bedelsiz. Mama yapıyor. Bizi de Milifa Aptamilleri yolluyor buraya. Geri zekalı şaşı aptal çocuklar oluyor.
Vah benim annelerim var. Vah gelinler. Vah gelinler. Gözü televizyonda çocukun gahınga. Oradan alıyor içine koyuyor. Çak alıyor. Hınga hop ağzına böyle gözü orada. Sonra çocuk bağışıklığı gitmiş. Ahtal geri zekalı şaşır. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çok doğru. Bir, iki. Şeker. Biz Kastamonu Tosyalıyım dedi. Tosya'da şeker fabrikamız var. Eskiden şeker nasıl olurdu? Şekeri, pancarı bakın size çok kolay. Bizim bu organik pazarımız kuruluyor her cumartesi. Bu Eresin Atölye'nin yanındaki yerimizde. Pancarı getirtiyorum yani. Bütün organik bunların hepsinin tersi, antisi ürettim. Rabbim lütfetti en son söyleyeceğim onu. Pancarı diyorum ne yapalım canlı yayınlarında. Bir de her hafta yeni başladık. Salı günleri Beyaz TV'de 11-1 arası programım var. Hayatın İşinden Nur Birel'le. Onu da izleyin, kaçırmayın. Şeker pancarını alıyordu eskiler. Kaynatıyordu, kaynatıyordu. Odun bedava, kas katı oluyordu. Tak kırdı mı kapkara şeker şeker. İnandım diyorum. Bir kuruş bile değil, 10 kuruş bile değil. Ya domates, maydanoz 100 kuruş demedi. Şeker pancarı alacağım, 1 kilo suyu koyacağım, kaynatacağım. Oldu sana şeker. Şeker. Senin sevdiğin şeker asla şeker değil. Sanayi ürünü olsa razıyım. Evet, çok güzel olur. O şekere razıyım yine. Beyaz şeker var ya. Evet. Tabii kesmesine razı değilim. Yapışkanı tutkal çünkü büyük ihtimalle. Onun da hangi kemikten olduğunu söylemiyorum. Yani olmayabilir şimdi. Laf ötürü. Bak 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 bak. Şeytana nasıl uyuyoruz? Ne demiş ki? Şeytan demiş ki 124 bin çeşit hayvanat yarattım. Birini haram kıldım. Şeytan diyor ki ben hepsini onlara yedireceğim diyor. Tavuğu değiştireceğim, bunu yedireceğim. Şimdiki duruma görüyorum, kime tabiyiz şu an? Evet. Ona da razıyız ya. Ama mısır şurubundan yapılmış hibrit şekeri. Evet. Evet. Hani 100 kiloya 10 kilosu 100 lira ballar var ya. Evet. Hani evet. Alıyor ya. Evet. Alıyor ya. Alıyor. Alıyor adam bunu ya. Alıyor, yiyor ya. Allah'ın kediye koklatıyorsun, yapıyor, tamam mı? Arıya koklatıyorsun, diyor, dönüyor. Hayvan dediğimiz köpeğe veriyorsun, tutuyor, dup, geri çekiliyor. Akıllıyım diye insan olanına para verip bir daha alıyor. Beyin kontrolünü veriyor musun? Şeytana tabilik nerelere gelmiş? Kitapta yazıyor mu zaten? Ama biz kitabı hep Arapçadan okutuyorlar. Zaten bir günde de dilimiz gitmiş. O da anamızın mezar taşını da okuyamıyoruz. Öyle bir millet işte, garip kalmışız yani. Uzatmayalım. Şeker, ikinci beyaz ölüm, şeker bizi bozan. Ne yapacağız? Çok güzel, hemen biz şeyimizi alacağız, o pancarı kaynatacağız evimizde. Pekmez alıp üzümden, meyan kökünü kaynat, yani meyan kökleri var ya. Evet. Bak, al meyan kökünü kaynat, dünyanın en tabii şekeri. Evet. Bu kadar basit. Ama acı bir şey söylüyorum. Şu an Güllüoğlu demeyeyim de bir pastaneye gittiğinizi düşünün. Bir gün Güllüoğlu'ya dedim. Birinci gün hemen atları geldi falan bir şeye. Baklavaları almış dereye almış. Bilmem ne hoca söyledi düzelt bunu diye. Marka vermiyorum o gün bugün. Pastanede satılan %99,99 bütün ürünler mısır şurubundan yapılır. Bütün yağlar margarindir. Hepsi şeytanın. Bana diyorum ki bir gün bir markete giren biri desin ki bana bu helal. Yetmez helal. Kur'an diyor ki helalen tayyiben diyor. Ayet. Helal ve temiz olacak diyor. Besmele'ye Müslüman diyor ki Bismillah. Bu hayvan ne yedi? Ne yiyor bu hayvan? Neydi? İçine konulan emülgatörlerde ne var? O mama, o senin yoğurdun. Üçüncüsü, süt beyaz. İki bitti, üçe geçtik. Unutmayın, bütün tatlandırıcılar, bakın okuyun, fruktoz yazıyorsa mısır şurubu. Avrupa %2 ile başladı, 20'ye çıkardı, hastalıklar artınca. Devlet kanun koydu, 2'den fazla olamaz dedi. Biz de 2'den 20'ye çıktı şimdi. Bir şeker fabrikası. Kırımlar derneği hemen bir yazı yazmalı şeye.
başbakana, cumhurbaşkanına, halkımın sağlığına oynuyorsunuz. Bilimsel çalışmalar bunu söylüyor. Amerika'da örneği bu burada değil. Yazı yazma. Bu işi dernekler düzeltecek. Hani gönüllü teşekkürler var ya. Evet. Biz şeker fabrikalarını kapatıyoruz şimdi. Çünkü Amerikalı Eptel mısır yapıyor. Şimdi mısır yiyorsunuz ya siz, hani böyle Mayıs'ta kar yağıyor. Bizim Kastamonu yoluna gidin şimdi Tosya'da, yolda mısırcılar, kar yağıyor. Ulan diyorsun, düşünmüyor musun? Aa duralım diyor, herkes iniyor çocuklar falan. Birer tane mısır, orada biri deniyor ki Allah Allah, ulan bu dediğimiz zamanda mısır Ağustos ayında çıkardı. Hani yerdik, bu Mayıs'ta bu mısır nereden çıktı? Epter. Dümdüz. Vallahi nesliniz olmaz. Türk bebek merkezlerinde doğan çocukların durumları ortada. İyi dinleyin beni. Bak ben size çok güzel burada bir bilim adamı gibi efendim zatainizin falan öyle anlatırım da Allah gece uykuda sallıyor bizi. Anan ki diyor, ben sana Rusya'yı, Amerika'yı, buraları gösterdim. Niye anlatmadın? Niye? Neden çekindin? Ben onun için söylemek zorundayım. Senin sevmeyi. Evet. Uzatmayalım. Şeker çok tehlikede. Maalesef tamamen teslim almış. O da epter. Aslını değiştireceğim. Şeytana giriyor. Dördüncüsü süt. Asla ve kata. Katiyetle. 2 yaşından sonra hiç kimse süt içemez. Profesör Doktor, Allah rahmet eylesin, Anabilim Dalı Başkanı Ahmet Aydın, son konferansını dergimde yayınlayacağım. İşte Karatay Hoca, işte onkolog profesör bilmem kim, Ahmet Dahiliyeci profesör daha var. Bunlar da kürsülerdeyken söylemediler de olsun, emekli olunca söylemeye başladılar yine de ya. Emekli olmadan yine hiçbir söylemedi hocam bunları. Süt mukustur. Ne yapacağız? Süt içemezsiniz. Süt yoğurt yapmak için, ama 3 günde sulanıp bozulmayan yoğurdu yerseniz Allah'ın şefkat tokatını yersiniz. Peynir yapılır, kaynamadan yapılan peyniri ki %99,9'u kaynamaz, 40 derecede mayalanır. Jelatini domuzdur, dikkat edin. Kaynamayan bütün peynirler Brucella ve Helicobacter üretir. En güvenlisi lor peyniridir, kaynamadan lor olmaz çünkü. Ve keçi peyniri yiyin, sütünü kullanın, ana sütüne en yakın. Çünkü hiçbir keçi önüne konan leşi inekler gibi öküzler ne koyarsan yer. Yani biz köyden biliriz, böyle yemek toplanırdı, yal yapılırdı. Ne kadar evde çöp var, ineğe verilirdi. Otu bile ayırıyor hocam. Tabii. Otu ayırır, dalından yer. Ha efendim, sallallahu aleyhi ve sellem'in et yiyin, süt için dediği de Efendimizin zamanındaki eti sütü bulursak iyi içelim. Bir, iki, acaba Efendimizin vaktinde Medine'de 55 derecede inek mi vardı yoksa keçi mi vardı, deve mi vardı? İkisini de kullandım. Deve ve keçi yiyebilirsiniz. Bunları da anlatan yok. Çünkü bu da kapitalizm derindedir. Dördüncü beyazımı da söyledim. 5. beyazımız ne kaldı? Tuz. Asla ve kata ve katiyetle doktorlar diyor ki tuz yemeyin. Tuz ustur Türk töresinde. Türk kültüründe Kafkasya'ya gittiğimizde Özbekistan'a, Kazakistan'a, cumhurbaşkanlarına 2 yemek verilir. Ne? Biri ekmek, biri tuz. Mutlak. Töredir bu. Mübarektir. O tuz hangi tuz? Allah'ın yarattığı kozmik kaya tuz. Kristal olmuş. Var mı burada? Görmüyorum. Ha. Kozmik tuz. Burada gördüğünüz şu anda içine koyduğumuz kristal tuz. Nedir kristal tuz?
hani ineklere büyüsün, süt versin diye, danalara verimli olsun diye, eti olsun diye yalattıkları. Evet, tuzu, tabii. Yalattıkları. Ya bizim inekler kadar hakkımız yok mu ya? Kıymetimiz yok mu ya? Senin o güzel kızının inek kadar kıymeti yok mu da buna 83 bin liralı alımlı sodyum klorür yediriyorsun? Benim güzel kardeşim. Bu kadar mı beyin kontrolündesiniz? Bu kadar mı mangurtlaştırıldı bu toplum? İneğe yalat, insana yemedi. Bayılsın, tuzlu su versen onu diye. Allah Allah. Biliyor muydunuz? Bayılıyor, tuzlu su veriyor. Şekerli su veriyor. Tuzlu veya şekerli su. Allah Allah, bak bak. Tuzlu ayran. Bak, tuzlu ayran. Ama düşünemiyor. Düşünemiyor. Ne diyor Rodin? Düşünüyorum, o halde insanım. Mefhum muhalifi derdi Sabahattin Hoca. Oğlum her şeye ilmi siyasette mefhum muhalifinden bakın derdi. Düşünemiyorum, o halde insan değildir. İşte demek ki biz şimdi yani bu kategoride insan kategorisine giremiyoruz. Niye? 83'ünü niye alıyorsun bunu ya? Bayıldım bunu veriyorsun yine ya. Siz her gün tabii ki doktorların dediği o tuzu yemeyin, rafine tuzu hemen evden atın. Şu kristal tuzu her gün yalayın. Ben 2 gram tuzu suya koyup öylece cebimde tuzumla keserim. Bu çok önemli. Onun için tuz, ustur, us akıl demektir Türk dilinde. Ulus devletler de akıllı devletler, milletlerdir. Ana rahmimiz tuzdur. Tuzlu sıvıdır. Plazmamız. Terimiz, her yerimiz tuz. Tuzsuz hayat olmaz, tuzsuz enerji olmaz. Temaşa sanatında tuzsuz Deli Bekir vardır. Değil mi? Evet. Niye? Tuzsuz Deli Bekir. Ne oluyormuş demek ki? Tuz dedim, akıllanca. Nasıl mangurtlaştırmışlar başkan bizi, görüyor musun? Uyutayım seni sinemalarla, televizyonlarla, komünist dedik adına. Doğru söylemiş, topla, atla. Maden işte. Suyu aynı görevi yapar mı? Maden suyuysa mineraldir ama soda maden suyu değil. Gaz basılmış karbondioksit zehir. Evet, bak. Uyutayım seni ninni. Futbolla, topla, atla, eşek oyunuyla, film, sinemalarla, film. Filmlerle. Vay komünist dedik ya bu, ne komünist kadınmış bu ya. Komünist kim şimdi? İşte işi uyutmuşlar bizi demişler. Ulan sanki komünistle mücadele ettik ömrümüzce, savunur gibi olduk hocam ya şimdi de. Efendim işte böyle aldatmışlar bu Necip milleti. O büyük dedelerimiz, ben dedemi biliyorum böyle, büyük dedem. Yani bizim şimdi dedelerimiz o bölgede, benim dedem 90 küsur yaşında, benim parmağımı tutardı, 7 yaşındaydım böyle. O bir adım atardı, ben 4 adım atardım ona yetişmek için. Yürürdü. Burada balta vardı, burada kama vardı, dağda giderdi, aşısız ağaç gördü mü çak keser, aşı vardı böyle. Yürürdü, küçük bir de Kur'an'ı vardı burada, böyle elini alırdı, böyle okurdu. Ulan derdim ya, şimdi biz yani 90 yaşında, yürürken okurdu böyle. Falan filan derdi, iyi dinleyin. Bezir yağ yerdi. Keten tohumu. Başka yağ yoktu. Sağlığın şeyi. Herkes bundan sonra gece yatmadan bir kaşık keten tohumu yağı yemezse kaliteli yaşayamaz. Ama görmüş zaten. Tabii içinde hepsi var. Sağlığın anası keten tohumu. Kara ekmeği banardık sabah, onu yerdik. Sağlığımız burada. Dururdular ya. Gökyüzüne hava sokmuştu dedem. Alim. Yıldızı görüyor musun derdi o. Güneş, Ağustos. Gördün mü, gördün mü yıldızı bak derdi. Bak burada büyük ayı bak falan hani böyle neyse adam. Dede nerede lan falan derdi. Görmüyor musun yıldızı orada? Gündüz yıldızı görülüyor. Gözler. 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 Dede nerede ya bu abi? Küçük çocuklar görmek. Her gün yediği neydi biliyor musun? Elmanın dibek vardı, suyunu sıkardı, kırptan elmamız, onu içerdi. Bezilya yerdi, kara ekmek yerdi, yoğurt yerdi. Yoğurt yerdi böyle. Yoğurt çok yapardı.
hayvanlarımız vardı böyle. Yoğurt yerdi. Onun dışında pekmez yerdi ve balı çok yerdi. Bak. Ama yağ keten yoğun. Bir de keçiler vardı. Keçi kuyruk yağı yerdi. Keçi eti yerdi. Kuzu eti yerdi. Hiç mal eti yemezdi. Asla sığır etini çokturmazdı eve. İşte onun torununun torunu olan, torununun torunu olan Marangi'de o dede baba bizi öyle aldatmışlar ki. Şimdi ben nanoteknoloji, nano böyle, nano... Ulan nanam batsın ya. Şu neneni dinleseydin, nene teknolojiyi geliştirseydi hayatın kurtulmuş. Nenemizin dediğini, babamızın dediğini dinleseydik biz. Bugün nanoyu çok sollamıştık. Onların yaptığını yapsaydık yeterli zaten. Hepsini inceliyorum, yeni kitabım o olacak. Nano mu, nene mi? Nene mi? Benim nenem bana kuyruk yağı yediriyormuş. Nenem bana kırımı anlattı. Çiğ yağı. Kuyruk, kuzunun kuyruğu. Kafkasya'yı anlattı. Ama bugünkü kırım gibi değil. Tatar matar değil. Türk derdi. Hiç ben Tatar sözünü duymadım. Hiç. Katiyetle. 93 yaşında başkanımı anlattım. Mustafa Gürsoy. Kırım Ak Mescid'den Ak Mehmet Hoca'nın köyünde yaşıyor. İnebolu'ya gidin Mustafa Gürsoy. Dinleyin. Sen Tatar mısın diyorum. Ne? Kırım Tatarı, Kırım Tatarı ya. Siz hani Kırım. Ne Tatarı diyor ya. Biz Türk'üz diyor ya. Türk. Türk'üz diyor ya. Ben, tabii biz o yılları 80 öncesini yaşadık. Mustafa bu davanın en büyük Kırımlı oğlu. Ben hiç tabii Türkleri Kırım derken Azeri olmaz. Azeri Türk'ü olmaz. Bakın, Azerbaycan Türk'ü olabilir. Yani toprak adıdır. Gürcistan Türkler var. Oğuzlar var orada. Ahıska var. Ahıska var. Çok önemli. Ben Türkmenim diyor. Nasıl Türkmenistan toprak adıdır. Bak Kıbrıs Türkçü olabilir yani Kıbrıs'ta. Anadolu Türkçü. Kırım Türkçü. O manada Kırım Türkçü. Evet. Türk toprak adından tarif için yapılan bir söz. Bunları da isterseniz böyle konuşabiliriz. Ben dinledim. Ben yazdım ve yazacağım bunları da. Vaktim olmadı. 90 yılındaki Müslüman Kızılder Nevada'ya gittiğimde 41 tane temiz Türkçe kelime var. 4 gün Tevfik benimle konuşmadı. Nevada'da, Blacksburg'da 400 bin kişilik üniversitede Cuma namazındayız. İmam dediler bu Türk. Ben dedim bu Türk. Yok dediler ya bu melez. Türk dedi. Niye Tevfik oluşadı? Müslüman olduğu için. Randevu istedim, 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 istedim. Döneceğim artık. Vermiyor. Bu dedi Indian. Yani Kızılderili. Tam gideceğim. Gelsin dedi. Evine davet etti. Karısı Endonezyalı. Ondan Müslüman olmuş. Okutman Üniversitesi'nde karısı profesör. Evine gittim. Gece bir de bana bir oda açtı. Aynı Türk kültürü. Yaşam, töre, kilim deseninden, kelimelerle. Nasıl Amerikalılar bunları kesmiş bilir bilir. Hepsini adam biliyor. Korkudan konuşamıyor. İşte bu Necip milleti böyle mangurtlaştırdılar. Neyle? Sütle. Süt dediğim gibi yoğurt yiyin ama üç günde bozulmayan yoğurt yemeyin. Kefir hocam. Efendim? Kefir. Kefiri mutlaka yiyin. Keçi kefiri sadece Marangi'de vardır. Evet. Tamam mı? Mantardan yapılır, kefirdir. Kombu çay, çayın kombu mantarından yapılmıştır mutlaka için. Müthiş bir mamadır çocuklara kefir. Karıştırın. Gece yatarken keten tohumunun içine koyun. Bütün bağırsak problemlerinizi çözer. Kansere dahi etkilidir. Şu anda tek üreten kişiyiz Türkiye'de keçi kefirini. Marketlerde saçılanların da hiçbirisi kefir değildir. Bunu da bilin yani. Asla değildir yani. Bunu bilin. Radyasyonsuz belgeli, helal ve koşer ve gimdes belgeli Türkiye'de tek ürün Ahmet Marangi Yaşam Merkezleri. Biri Üsküdar'da. Birisi Bakırköy'de, Çalışlar'da, birisi de bu Eresin Oteli'nin orada. Bir de Kastamonu, Türk'ün harman olduğu yerdedir.
Nasrullah Meydanı'nda. Nasrullah Meydanı neresinde hocam? Orada tam tarihi Frank Shah Hamamı. Süleyman Şah'ın vakfiyesi vardı. Yıllardır kapalıydı bir hamam. Aldık, onardık bu tarihi mühürde bir Türk olarak oraya vurmayı Rabbim nasip etti deyince ne yapıyorlar? Hani şöyle alkışlayacağız, duyarlı diyorlar. Demek söylediklerimizi hani alışıktır hocalar biraz anlayacağım ama her neyse. Efendim sütü de söyledik. Ne kaldı? Beyaz aklınıza tavuklar. 10 tane beyaz demiştiniz. 5'ini söylediniz. Pirinç de koyduğumuz için hani biliyorum onun 6 oldu. Beyaz et. Asla katılmıyoruz. Hiçbir erkek bilerek devamlı tavuk yerse tavuk dişi olduğu için dişi hayvanlar da prolaktin ve östrojen organı salgıladığı için doğurganlıkları düşer, testosteronları biter, hadır gibi dolaşır, tüp bebek merkezlerine gider, 3 tane hoduğu kör sağır alır, rahibine uzaktan az sevgi, mutluluk, muhabbet, uhuvvet, letafet olmadan onun içine koyar, doğanda aptal olurlar. İronu yapıyorum tabi bu ara. Hocam bulgur nasıl bulgur? Evet, bulgur ancak siyaz. Buğdayın aslını ürettik Kastamonu'da. Siyaz buğdayı. Siyaz. Siyaz buğdayı. Nuh tatları prezidiumu kabul etti. Dünyada 11 değişim yerinin. Birisi Türkiye'de. O da bize nasip oldu. Şu an Rabbim bir Türk evladı da bunu üretmiş oldu diye söylemek istiyorum. Bizim merkezlerimizde var. Ama üretimi çok az şu anda. Evet, bulguru yiyebilirsiniz. Ama bulgur da tabii yalancı, boyama falan olmaması lazım. Beyaz eti önermiyoruz. Ama erkekler horoz yesin, tabii hindi yesin. Çiftlik tavuklarını asla ve katiyetle önermiyoruz. Nesliniz yok olur. Bütün hastalıkların ana sebebi budur. Şeker, tansiyon, kolesterol, kadınların kist, miyom, iltihap, bağırsakların bozulma sebebidir. Erkeklerin de erkekliğinin yok olma sebeplerinin içinde dişi olan tavuğu yemelerinden bir, iki epter tavuk yediklerinden dördüncüsü. Çünkü şimdiki tavukların dişili erkekliği olmayan yumurtadan değil, bakın çok önemli şeyler var. İşte resimleri yok burada. Bunları 28 günlük, affedersiniz kaba tabiriyle, hıyar bile 6 ayda yetişiyor, tavuk 28 günde yetişmez. Akılda kalsın diye hocam söylerdi bunları, ironi yapalım. Demek ki yani salatalık 6 ayda yetişiyorsa tavuk 28 günde yetişmez. Taksim'de tuvalet 10 lirayken, iyi bir tuvalet 5 lirayken kolonyalı molonyalı tavuk 2 liraya satılmaz. Epter olan mantarlar da aynıdır. Hani var ya epter mantarlar ucuz. Kültür mantarı da yine bu beyazların içinde asla bunları yemeyin. Epter olursunuz. İnne şahane kirvel epter. Dölsüzlerden. Ben inanı yapıyorum. Bunların etkisinin olduğu kanaatteyim. Bilim araştırsın. Ben sadece ilmi siyasetle söylüyorum. Artı bunun dışında kolalı içecekler. Kesinlikle İçinde alkol başta kamin kenesi olmak üzere içinde uyuşturucu yapan kozmik boyutta maddeler bulunan bu siyonizmin Necip milletimizi yok etmek için en büyük aracıdır diye bunu da söylemek istiyorum. Evet vaktimiz geçti herhalde. Son cümlelerimi söylüyorum. Sıkıldın mı? Yok. Kaç saat? Evet, bayağı olmuş. Bir konferans gibi olmuş. Böyle dostlara bulunca. Efendim, beyaz eti bu şekilde dedik. Kesinlikle kırmızı et yiyin. Ama keçi ve kuzuyu öneriyorum. Bütün hayvanların yemlerinde çok sıkıntılı. Burada söylemek istemiyorum. Yemlerinde. Hocam derdi ki, ne yerseniz osunuz oğlum derdi. Riyazat niye vardır 40 günde bir? Hayvani gıdalardan uzak kalmak, hayvani duygulardan uzak, et yemeyeceksin. Medreselerde, sikran uygulanırdı, Türk töresinde de vardır.
Uzatmayalım. Onun için ben öküz eti yemeyin diyorum yani. Evet. Dana eti yemeyin, kuzu eti yiyin, keçi eti yiyin diye öneriyorum. Tabii ki zaten keçisi değil, onu da değiştirdiler şimdi biliyorsunuz. Keçi sütü diye verdikleri. Yani şeytan bütün gücüyle epter, tohumları, asılları değiştirmiş. Değiştirmeyen bir şey kalmadı. Onun dışında beyaz diş macunları, florür diş macunlarının florürü Amerika yasakladı, zehirliyor diye. Bizim bütün macunlarımız florür. Misvaklı diş macununu üretmek bize nasip oldu. Efendim bir sorarsa huzuruma neyle geldin diye. Bir elimde misvak, macun. Dinliyorsunuz. Misvaklı macun. Bir elimizde de vettini ve zeytünün bir tondan elde edilmiş incir ve zeytin ekstratını, olorapin maddesi, kanser, mantar, işte gibi pek çok hastalıklara, şeker, diyabet gibi iki elimle tabi bunun gibi daha pek çok ürün var. Gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ahirette bizi kurtaracak eserler lazım. 154.000 hekimimiz, şu kadar kimyacı, bu kadar biyolog, bu kadar mühendisin bu ülkede patent almış. Türk barkodu 8'dir biliyorsunuz. Hiç duydunuz mu üretilen bir şey? Lübnan'ın o kötü Lübnan diyoruz ya. Hani aç Bulgar, 64 tane patentli ilacı var. Evet. Ve hocam özür dilerim sizden. Büyümüşsünüz belki. Ben hiçbir ünvan kullanmıyorum. Kullanmıyordum. Buraya yazmışlar. Kartlarımda bile PhD yazarım sadece. Protesto ediyorum bugünkü bilim adamlarına. Hiçbir ürüne patent alıp adi bir aspirin bile bulamadıkları için. Birkaç kremi bul ya. Bulamadın hadi 5000 ilaç. Bir tane bir şey bul ya. Akışkanlık, sıvı, ergonomi bir şey geliştirdi. Söğüt aspirin mi? Efendim? Söğüt. Söğüt aspirin. Söğüt yaprağı. Evet. Söğütün sapı, yaprağı, aspirin. Evet. Geliştir bunu. Bir şey yap. Ama ümitsizliğe düşmeyin. İyi bir Kafkas ve Kırım Türkü sizin adınızla. Ahmet Maranki 751 tane kainat şifanesinden Dünya Sağlık Örgütü'nün müsbet listede kabul ettiği bütün bitkilerin helal, koşer ve gimde sertifikalı, yani domuzdan uzak, tayyip ve yenilebilir noktada patentini alarak bu Necip milletin torunlarına hediye etmiştir elhamdülillah. Allah razı olsun. Yok, şey gerek yok. Önemli bir şey değil yani. Hocam Ali Atal hocamız da şeyi bulmuştu, sanırsınız kendisini. Rahmetli oldu şimdi, o mantarın şeyi bütün tıp şeyine geçen bir insan oldu. Sizin gibi. Yani demek istediğim bugün çok, çok acı bir şey. Bugün çok böyle Türk, Müslümanım diye geçen adamlarımız var. Bulun bir tane artık ya. Çok bulun şu bayrağımızı danlandıralım. Yok, azı da değil de olmadı. Efendim, florörü söyledim. Bir de çamaşır tozları, onu da o kategoride beyaz ölüme sayıyoruz. Deterjanlar hepsi beyazlatıcı diye. Bakın, kadınlar yaratıcıyla işiniz çok zor. Bu gece düşüneceksiniz. Çamaşır, bulaşık makinenize koyduğunuz tozu, bir damlasını ağzınıza alın. Gözünüze damlatın demiyorum daha, zehirlenirsiniz. Onu sularımızın içine koyuyoruz. Gidiyor dönüşümde tekrar bize geliyor. Doğayı, dört böcek, herkesi yok ediyorsunuz. Kullandığınız bütün kokular, parfümler doğayı bozuyor. Kullandığınız bütün kremler, şampuanlar kostiklidir, kimyasaldır. Saçınız ondan dökülüyor. Bu kainat bizden mutlak bunun hesabını soruyor. Niye yağmurlar böyle yağıyor? Şimdi havalara hiç dikkat ediyor musunuz? Gökte bulutlar böyle şeyle, uçakların arkasından bir gaz çıkıyor. Chemtrailler, chemical'lar. Niye biliyor musunuz? Biz bunu sorduk resmi. Efendim dediler, ozon tabakası deliniyor. Güneş ışınları artık şey olsun, küresel ısınma var.
Biz bunu uçakların yakıtına koyuyoruz ki alüminyum gibi. Havada pusu yapsın, güneş direkt ışınları gelmesin. İlmi açıklaması. Arkasındaki maksat ne? Onlara belli spreyler verildiği zaman İstanbul'u görüyorsun. Bir anda bir yağıyor, bir seller, tufan. Halbuki Allah Celle Celaluhu o kadar adil ve rahimdir ki, merhametlidir ki. Yağmurları diyor gece yağdırırım diyor. Ta ki diyor kullarım ziyan görmesin. Hayvanat ve nebatat da rızkını alsın diye. Şimdi mefhum muhalifine bakıyoruz hocam. Şimdi gündüz yağıyor, ya tsunami oluyor ya bilmem ne oluyor. Efendim bu nasıl bilim adamı diyen gördüm ben böyle. Bu yağmurun ne alakası var? Siklon, antisiklon işte bu. Ulan onun antisiklonu kim yapıyor? Ortam nasıl oluşuyor? Bir anda nasıl değişiyor bu hava? Bu su nasıl bozuldu? Ölçelim. Dün Arabistan'ı sel bastı. Evet. Tarihinde görülme. Ben 80'li yıllarda İslam Bankası'nda gittim. Yağmur yağdı, tarihinde ilk yağmış. 80'li yıllar. Yağmur ilk defa yağmış ya. Hani oluyormuş bazen de ooo şimdi neler oldu o şimşek. Kesinlikle sunidir. Bu yıldırımlar, şimşekler vesaireler. Şimdi ben şunu içeyim. Parayla bir beyazlardan biri de su. Su beyazı. Koyuyoruz. Hemen asistanımız ölçüyor. pH çubuğu dediğimiz bir çubuk. Alıyor. Nasıl yok ediliyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü demiş ki 7/10'da 3'ün altında içtiğiniz sular sizi zehirler. pH'si yani alkali olan yaşama geçerseniz düzelirsiniz. Şimdi her gün içtiğimiz su. Ölçtük. Beyefendi okusun. Turnusol kağıdı da hocam. Aynen. Turnusol kağıdı. Nereye uygun? 4. 4. Ne yazıyor? 6'ya uygun. 6'ya. 6. Üstünü oku. Hocam, 5'e yakın. Üstünü oku. Kaç yazıyor? 7. 7-27. 7-10'da. Niye şikayet etmiyorsunuz bunları? Ahmet Baranki 20 kişi. Zencefil yiyin. Öksürüğe iyi gelir diye tabipler odasından, eczacılar odasından 14 tane soruşturma geçirdim biliyor musunuz? Şimdi soruşturma geçirdim. Evet çıkamıyoruz. Yazılar yazdılar. Baranki televizyona çıkarmayın. Zencefil anlatıyor. Evet kombu çay kefiri için demişim. İyi gelir. Probiyotik var demişim içinde. 69 milyar ceza ödedim ama devletime ödedim diye ödedim. Vatan hainleri içimizde ve beyaz yakalı bunlar. Maalesef. Eczacılar odası. Tabipler gibi. Başsavcı ne diyor bana biliyor musun? Hocam diyor sen iyi ol diyor. Belki ifadeye gelirler. Tutuklarız hepsi aranıyor bunlar için. Aşırı örgütlere üye olmakta. Gördünüz demeçlerinde. Sen şimdi yürü Kırım Türkleri bilmem ne için diye. Tam Müslüman için. Onların hiçbirinde yer almazlar. Ama bu ülkenin aleyhine nerede yürüyüş var? Bu odalar orada. Görüyorsunuz bunu. Zencefil öksürüğe iyi gelir dedim. Show TV, Alişanlı Çağdaş'ı geldi. Evet. Suç duyurusu bulundu. 14 savcı kurtarmak için 30 bilirkişiden rapor aldı, zor kurtuldu. Halen devam ediyor, artarak bu şeyler. Kurul var efendim. Bu ülke üst kurullara emanet edilmiş. O giden ismini saydığım adamlar var ya 80 öncesi. Üst kurulları kurmuşlar. Özal'ı öldürdükten sonra. Zehirleyerek limonatasına koyduğu arsenikle danışmanlığını yaptırdı. Bana göre Ecevit'te, Türkeş'te, bütün sultanlar da, herkes Menderes'te zehirlenmiştir. Atatürk'ü zaten o başlı başına bir şey. Burada açmak şimdi çok sürgün. Ecevit'i de ben uyardım. Ahmet, ben güzel milletvekili bunu alın içeriden adamı yok ediyorlar. Yani neyse yorum yapmıyorum bunlara çünkü çok su götürür konumuz bu değil. Doğru. Şimdi suyla nasıl paranızla zehirlendiğinizi görüyor musunuz? Evet. Şehir suyu hangisiydi? Musluk suyu bu. Evet. Buradan geldi. Şehir suyu daha yok. Terkoş. Terkoş. Yaklaşık
gördüğünüz yaklaşık 7. Şehir suyu mu bu? Şehir suyu mu? Yukarıdan alınan çeşme suyu. Ama aşırı klorlu. Efendim biz klordan bahsetmiyoruz. Ve geleceğiz şimdi sevgiler. Tamam. Siz mi dediniz klorlu? Evet çok klorlu geliyor bazen. Bak şimdi. Siz değil misiniz havuzlara kloru attırıp zehir azaltıyoruz diye? Evet. Havuzum. Nasıl beyin kontrolü var? Çaraf oldu mu? Bileme X partiden sonra atıyor bunlar. E sen havuzunu atıyorsun ya. Ha, ya, ya ben de atıyorum. Klor şey suyu yedi. Mikrobu öldürmez efendim klor. Ne alakası var? Efendim ömür uzamış işte tıp ileri gitmiş. Küllü yan yalan. Eve gelene kadar iyi. Hijyenik ortam, belediye hizmetleri arttığı için top toplanıyor, sular, lağım sistemi kuruldu diye sağlık. Sırası gelmişken bir şey sorabilir miyim? Buyurun Sayın Hocam. Sebiller var. Sebilleri temizlemek için ozon verdiler. Doğru bir yöntem mi? Ozon tabii ki faydalı bir şey. Hakiki ozonu uyguladılarsa. Ozonu hepinize öneriyorum. Çünkü yıldırım çaktığında havada bir şey olur. Eksi iyonlar oluşur. Çok çok faydalıdır. Şelalelerde, ormanlarda ki eksi iyonların da sebebi budur. Biz de ozon cihazını ürettik kendimiz. Yani ben kendim evde şelale yapıyorum, havayı geçiriyorum. Sabahleyin bir bakıyoruz masanın üstüne akar dolu. Havada ne kadar hani görürsünüz ya güneş vurdu. Bunların hepsi mantar, böcek, kurt, yavru şey. Hepsi onlar sizi zehirleyen, astım, alerji yapar. Şimdi ne yapıyoruz? Tuzumuz var. Koy. Azıcık tuz. Bundan sonra yaşam kolayı. Alkali kitabımızın özelliği. Birazcık tuz. Karbonat. Karbonat ama eczanelerdeki sentetik hepsi. Vitaminlerin sentetik olmalı. Tamam mı? Özel. Evet. Koyuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Bir litreye bir çay kaşığı bile gerekmeyecek. Çay, dörtte biri kadar. Ki bunun maliyeti 0.001 kuruş bile yok. Ve bunu karıştırıyorsunuz önce. Karıştırıyorsunuz. Bunların içinden evinizde bir de arıtma varsa vay halinize. Hemen bu gece söküp atın. En büyük ihanet bu ülkede evine arıtma bağlatanlardır. Akıl ve zeka eksiği düşünemeyen bir toplum. Magnezyumu, çinkoyu, kalsiyumu süzüyor, posayı veriyor. Posamız çıktı işte bunun için. Hocam hiç herhalde bu derneğe böyle bir şey anlatan biri gelmedi. Yani tarih. Geçen sene, geçen hafta bizim Bünyamin vardı. Bünyamin hocam. Çok eski arkadaşım. Biraz daha dursun. Bakın hepsinin şeyi burada. Beklediğinde daha da artacak. 7,5, 8, 8,5'lara çıkıyor. Bedeninizdeki terkosun içine koydum. Yani aslına döndük suyu. Evet. İçinden alınmış maddeleri koyduk içine. Hayatınız bir anda. Peki aynı şeyi bu suya koyduğunuz zaman yükseliyor mu hocam? Efendim? Aynı şeyi bu hazır suya içine, içinde olmadığı için, bu plastik kanserojen güneşte olduğu için bozuyor bunu. Belki içine konduğunda su yediydi. Ama güneş de orada, burada emulgatörler katkısı katalizördür. Efendim, alkali yaşam bir sanattır. Çamaşır sularını dedim. Şu anda Rabbimin lütfuyla yine. Bütün sabunlar kostiklidir. Köpükme maddesi saponindir. Onu da ürettik çok şükür. Yiyebilirsiniz bütün çamaşır sularımızı ve tozlarımızı. Çamaşır makinenizin ağzından attı mı çiçeklerinizi sulayacaksınız Marankin ürünleriyle. Türk evladının ürettiği şeyler. Adı Jolie falan değil ha. Hans da değil. Onu da ürettik. Bir de cep telefonları 4 dakika konuşmada beyninizi 1 derece ısıtıyor. Mesela o gece ilişki kursanız eşinizle en ucunu söyleyeyim. Doğan çocuğunuz aptal olur. Bir de odasında televizyon olanları düşünün. Sabaha kadar foton böyle vuruyor. Hani dik oturuyorsun ya televizyon sonra böyle olur, ölüp gidiyorsun. Bilgisayar hocam aynı şey değil mi? Aynı şey bilgisayarda. Okullara da herkese bilgisayar verilmesini de ben aynı okullara süt verilmesi gibi bir vatana ihanet gibi görüyorum. Bütün gençlerin elinde tablet var. Vatana ihanet gibi görüyorum bunu. Bu gençler alim olmuş da bugüne kadar bir baltaya sap olmuş da yani tek eksikleri internet mi kalmış? Vah benim ülkem var. Vah benim ülkem var. Kardeşim.
evinizde yattığınız odanın üstünde lamba varsa, büyük bir sanatçı program yaptım, kocasından benle beyni zehirlendi, bunları anlatan, yani düzeldi, zehirliydi. Düzeldi, kocasından ayrıldı. Adam dedi, ben televizyon odada seyrederim, telefonlarım içeride duracak. Duramaz, duracak, duramaz, duracak, bir gün durdum, ayrıldı. Ebru Şanlı. Ebru Şanlı. Kadın hayatını öyle bir değiştirdi ki bütün yaşantısını, her şeyini. Adamı da değiştirdi. Ki adam öyle değiştirecek adam da değil. Karamürşerlerin tek oğlu. Evet. Yani, sağlık. Ben çocuklarım bununla büyütemem. Şimdi adama diyorsun, at bunu, atamam hocam diyor. Ayrıl buradan, ayrılamam diyor. Bağlanmışız biz ya, çok zor. Ama ben şimdi vazifem, Allah bana sordu diyeceğim. Ben gittim anlattım. Yani kurtuldum. Efendim bunun gibi daha pek çok plastikler, çocuklarınıza o tatalatlar, oyuncaklar, boyalar, boyalar, yani o ayrı zaten o tatlandırıcılar, emilgatörler, bir beyaz. İçinde eve yazıyorsa bir şey hemen çöpe atın. E hocam o zaman bir şey olmaz. E olmayacak zaten. Aslını yiyeceksin. Aslında niye? Niye ömrünü uzatıyorsun ya? Bir de çikolata konusuna. Ya dağ başında mı yaşıyoruz biz? Dondurucu niye donduruyorsun kardeşim? Her şey var şimdi ya. Çikolatalar, bisküviler. Bisküvi yiyenin zaten iflah olmaz. İktidarına gelin. Niye? Bisküvi. Bisküvi yiyorsun değil mi? Yiyor musun bisküvi? Tork yiyorsun değil mi? Bazen. Çikolata. Pancardan yapıldı diyor. Bak senin gibi güzel bir kız. Torku diyor. Torku da yalan mı? Efendim biz Ali Veli demiyoruz. Tam buğday unundan. Biz diyoruz ki bisküvi. Ben size soruyorum şimdi. Bisküvi yediniz. Oh tadı da var böyle. Onları yediren ne? Mısır şurubu ve içine bulunan Çin tuzları. Esiniz yok eden. Yedirmeyi arttırıyor. Özel hazırlanmış. Binlerce kişi hazırlanmış bunu. Can alıcı noktası. Yediniz. Ya konuşmaya gideceksin, işe gideceksin. Dolu yine çıkmıyor. Fırça vurmadan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki midende o polipler var bağırsanda. O silyalar böyle bekliyor. Tüyler içine giriyor. Kapatıyor. Bir kapat, iki kapat. O polipler kapanınca sertleşiyor, kist oluyor. Sonra tümör oluyor, sonra kanser oluyor işte. Çikolataların büyük çoğunluğu zaten jelatinli. Çok dikkat edin. Burada bir de dini yönü de beraber götürüyorum. Şeytan demiş. Zaten pastane ürünlerinin hepsi. Yediğiniz bütün kurabiyelere sorun. Şimdi bir şey çıktı. Patapat mı? Ne bizim orada var mı? Tatbak. Bizim, ben Zeytinburnu'da oturuyorum. Karşımdaki dükkanın kirası çok pahalı. Herkes 6 ay zor dayanır. Koltukçu bilmem nece hep boş kalır. Boş boş. Bir geldi ulan hiç adam dayanmıyor ama dışarıya hiç vitrini yok. Kapalı. Kuyruk var. Ulan hanımla dedim bir gün girelim ya burada ne satıyorlar. Bir girdik içeriye arkadaş. Bütün gıda. Baklavalar, meyve suları, süpangileler, süpangile 50 kuruş, meyve suyu 25 kuruş, baklava 4 lira, Allah kuyruk, bütün Müslümanı, moderni, hani ilericisi, gericisi, kimse hani böyle, her boydan var mı? Kuyruk! Vay! Sordum şimdi kıza, gelene de bir de böyle hani Rusya'daki, ya söyle, hemen söyle sıradaki. Böyle kuyruk var. Evet. Gece gündüz tırlar geliyor kapıdan. Aa. Bu milletin angurtluğu mangurtluğu. Ucuz kesin. Baklavaya 5 lira ya 7,5 lira. Telefon. Dedim affedersiniz dedim baklavalar dedim. Buyur söyle dedi. Bir kız tabi var. Alışmış zaten tergök içinde. Tereyağlı mı dedi. Tereyağlı efendim dedi. Kızım dedim tereyağlı mı? Söyledim ya beyefendi dedi, tereyağlı dedi. Kızım sen tereyağı ne biliyor musun dedim. Ne demek yani dedi, tereyağı işte dedi. Yani tereyağı nasıl yapılır, kaç kilo sütten çıkar falan bilgin var mı senin? Beyefendi dedi, siz ne demek istiyorsun dedim. Senin ustan kim dedim, şefini çağır.
Geldi buyur be ben dedi. Bu dedim tereyağlı mı? Evet dedi. Ben dedim belgesini görmek istiyorum. Tamam mı? Belgesini görmek istiyorum. Vatandaşım dedi. Tabii. Gitti oradan sinirle şeyi aldı. Getirdi içeriden. Buyurun okuyun dedi. Oksijen okuyun ben de okuyamıyorum. Terem ya. Adam da teremya ile tereyağın ne olduğunu bilmiyor. Teremya bu milleti aldatmak için hani tereyağı. Margarin. Acı bir şey söylüyorum. Margarin plastik kanserojen maddeden bir DNA farklı. Bir. Hayır, molekül yapılar. 49 derece. Eskiden vita vardı, onu yerdik, otomobiliydi. Vita lakin. Ben 61 yılında köyde, o Kırım köyünde, Türk köyünde, davul zurna, güm güm güm, mikrofon güm, bir 61. Allah, balonu ilk o zaman gördüm. Balon nerede görüyorsun? Yani balon var, bu ne ya Allah? Kocaman soba, bütün sınıflar bir odada, okuldu bir tabii yıkılmaya yüzdürmüş. Kocaman bir alüminyum çaydanlık, beyaz ekmek, 4-3 tane teneke, Vita'ya Marshall yardımı. Amerikalı dostlarımız bize yardım yapıyor. Beyaz ekmek, süt tozu ve Vita'ya. Allah nasıl yiyoruz ama. Kesip kesip veriyorlar. Alüminyum da kaynatıyor, alüminyum da zehir. Tabii siz. Yıllarca bu topluma bu kadınlar var ya. Melamin. Bütün evdeki bakır tabaklarını arttırdılar o köylerde. Alsana şey almış bak komşu melamin ne güzel tabak gıcır gıcır. Bu paslanıyor şey oluyor ya bakırları satalım. Melamin tabak. Teflon. 25 sene yok plastik melamin. Melamin. Vah benim ülkem. Teflon tabak. Kadınlar bu gece iyi düşünün. Evin adamının hiç günahı yok. Önüne ne koyarsan onu yiyor zaten. Hele şimdikiler evde de yiyemiyor. Garibim zaten. Bir telefonla geliyor. Dışarıda yiyeceğiz. Köle gibi artık. Toplumu kadınlar yönetiyor. Benim 3 kızım var. 3'ü de bekar. Niye? Baba diyor, yani tam aptal biri bulamadık diyor. Yani. Tam böyle diyor kontrol hani kaynana olmayacak, kıcı olmayacak, para olacak, araba olacak. Tabii bizimkilerin bir de iman olacak, Türkçe olacak hani her şey var, ibadet olacak. Oo, dedim çok. Hızla arıyoruz. Ben aradığımı da bir de bizim 36 bin detaylı makinemiz var. Beyinde ayzam var, kalp anjiyo, bir dakikada anjiyo yapıyoruz. Şeker testleri, vitamin, mineral testleri, alerji testleri bir tuşla 20 dakikada oturduğun yerde. Damat adayını bir diyorum gel şu makineye de gir bakın çocuğu olur mu hani ne olursa şey mi olur falan. Sağlamını bulamadık. Başınıza kaldık. Bekliyoruz böyle mutluyuz. Efendim beyaz ölüm hakikaten buradan şu çıkıyor. Bütün tohumlar şeytanın dediği gibi o ahitte demiş ki ben efter yapacağım asıllarını değiştireceğim. Değiştirmiş. Bugün bizim hiçbirimiz Allah'a ve Resulüne maalesef iman ediyor gibi gözüküyoruz ama şeytanın dediğini yiyoruz, onun dediğini yaptığımızı sizin takdirlerinize bırakıyorum herkesin derecesine göre. Ben bunları öğrendikten sonra sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır. Ahirette sizi kurtaracak bir eser. 20'ye yakın akademik kitabımı bıraktım, 750 tane ürünümü bıraktım. 2000'e yakın doktora talebem var. Yüzlerce asistanım var. Yetiştirdim. İnşallah sizler de bize dua ederseniz faydalı olduysak ne mutlu. Razı mısınız anlattıkları? Sağ olun. Razı mısınız? Razı mısınız? Allah da sizlerden razı olsun. Yardımcı yardımcısınız. Evet. Bir iki soru alabilirim. Bir iki soru. Kefiri sütle
yaptığımız zaman o nasıl oluyor? Şu yani olur, iyi bir inek sütü, paket sütle asla paketli olmaz. Paketli değil, normal şeydi, köyden gelen sütü. İnek sütüne kendi kefir mayanızla yaparsanız için, ama kabız yapar, probiyotiktir, çocuklara mama diye verebilirsiniz. İçine keten tohumu yağ mutlaka. Keten ondan tohumu sonra, zaten kendimiz öğütüyoruz. Tamam ama öğütmek yetmez. Keten tohumunu ve çörek otunu mide hazmedemez. Mutlak bunun toz hale getirilmesi lazım. Artık böyle mide yok veya yağını kullanacaksınız. Bir de bütün bunların da sahtedir. Besin destek ürünleri. Yukarıda başkanım da söyledi. Solgar, Terisi, Cihansi bunların kapsüllerinin hepsi domuzdur. Evet. Sipirini alıp, yosun alıp, omega 3 alıp derken çocuğunuza domuz yediririz. Koşer, helal ve Gindes belgesini mutlaka isteyin. Hocam ben sayar mısınız? Pardon. Hangisini, belgesini? Koşer, helal ve Gindes. Tamam. Bunlar yoksa domuz. Maraki hocam. Hanımefendi öncelikle. Teşekkür ederiz. Teflon tencereler için bir şey söyleyeceğim. Çok efendim ben evimde sadece önerim cam. Bulabilirseniz bakır ve mutlaka çelik kullanın. Toprakları da evinize toprak, sert topraklar var. Bunlar tabii şeylerdir. Çeliği de öneriyorum ama tam krom çelik saf olması lazım. Şimdi diğer o teflon, avuk, bu şeylerden bakır. Kumdan, çelikten yapılmış her şeyi kaplamasız kabul edebiliriz. Diğerlerini etmiyorum. Hocam, hocam bir şey soracağım. Hafıza, Parkinson, Alzheimer. Bakla ediyormuş son zamanlarda. Bakla. Şekerin, kanserin 21 çeşit çözümünü olduğunu unutmayın. Bizim metodumuzda. Ameliyatsız. Şeker, tansiyon hastalık değildir. 7 günde şekerinizi, insülinizi bırakabilirsiniz çevrenize. Kısırsanız, siperminiz, kistiniz varsa asla ameliyat olmayın. Kesinlikle 20-27 Aralık detoks günleridir. Önümüzde 7 günlük kamplarımız oluyor. Burada insanlar en az 7-8-9 kilo veriyorlar. Bütün ilaçlarını bırakıyorlar. Hayata geçiyorlar. Alzheimer, Parkinson tesislerine her türlü tesisi anjiyo dahil yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Ginkgo biloba, üzüm çekirdeği tozu kesinlikle faydalı. Bakla'yı hiç duymadım. Bakla sadece şeker hastaları için kabuğunu kaynatıp içtiğinizde çözümü olduğunu söyleyebilirim. Bunun gibi MS, yürüyemez halde bile olsanız 3 günde yürüyecek metotlar mevcut Kainat Şifahanesi'nde. Bir doktor size derse ki bunun çaresi yok, hemen söyleyin ona iman tazelesin, nikahı düşüyor çünkü. Çünkü Allah ve Peygamber Efendimiz söylesem her derdin devasını verdik. Bir bilim adamı demedik efendim, daha bulunamadı, inşallah ileride bulunur. Çözümlerinin olduğunu söylemek istiyorum. Size bir telefon kadar yakınız, broşür getirdik mi? Kart getirdim, herkese birer kart verilsin. Yukarıda şey yapılsın, bu onu bir müjde olarak görün ama Türk ve Anadolu ruhuna çok büyük bir asimilasyon politikası uyguladığını, bugün dünyadaki en büyük terörün PKK terörü veya diğer terör değil, gıda terörü ve ilaç terörü olduğunu asla unutmayın. Öbürlerinin hepsi Sunidir. Bugün Suriye-Irak savaşı olduğu gibi. Asla bir Londra'da savaş, Paris'te savaş olmaz, New York'ta olmamıştır. Savaş bu bölgelerde yapılır. Çünkü birileri bu nesli yok etmek için ahdetmiştir. Onlar şeytanın kontrolündadırlar. Ve bu Necip millet de bugün ekseriyetiyle şeytanın kontrolündadır. Bu sadece din, namazla, oruçla, abdestle olmuyor, başörtüsüyle olmuyor. İşte yediğiniz her şeyle de ne yerseniz olsunuz diyor. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yayın konularımız alıncağımıza hocam bayrak. Size bir bayrak geçmez. Bayrak.
Başkanım şöyle beraber.